Değerli konuklarımız, misafirlerimiz, Aypa ailesi, hepinizi öncelikle selamlıyorum, hoş geldin diyorum. Bugün Aypa Tomorrow Meetings kapsamında 5. toplantımızı gerçekleştirmek üzere buluştuk. Ben isterseniz kısaca kendimden bahsedeyim ve sonra konuklarımızla alakalı kısaca bilgi verip devam edelim. Ben Gökhan Varan, Aypa Başkan Yardımcısıyım. TOBET Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler okudum. Lisans eğitimimi uluslararası ilişkiler alanında tamamladım. Amerika'da Johns Hopkins Üniversitesi'nde güvenlik çalışmaları alanında master programını tamamladım. Aypa'da da yine Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nda bir mensup olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Bugün sizlerle birlikte uluslararası ilişkiler ve güvenlikte yapay zeka konulu programımızı gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Yarınları konuşmak üzere planladığımız bu Aypa Tomorrow Meetings buluşmalarımızda bugün kıymetli hocalarımız, Aypa Danışma Kurulu üyesi Doçent Doktor Ece Babam ve yine Aypa Danışma Kurulu üyesi Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Kıvılcım Romya Bilgin ile programımızı gerçekleştireceğiz. Programımıza geçmeden önce sizlere Aypa'nın tanıtım videosunu sunmak istiyorum müsaadenizle. Açalım. Evet, çalışmalarımızı yoğunlaştırmayı düşündüğümüz 17 başlığı içeren tanıtım videomuzu izlettikten sonra sunumlarımıza geçmeden evvel sizlerin de müsaadeleriyle hoş geldiniz selamlamasını yapmak üzere sözü kıymetli başkanımız Zafer Küçük Şabanoğlu'na veriyorum. Buyurun başkanım. Çok teşekkürler sevgili dostum Gökhan, saygıdeğer katılımcılar, sevgili Aypa ailem. Hepinize bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyor. Keyifli ve sağlıklı bir pazar günü diliyorum. Aylar süren bir fikri altyapı çalışmasından sonra Şubat ayında Yapay Zeka Politikaları Derneğimiz Aypa'yı resmi olarak kurduk. Büyük düşünen, vizyoner, çalışkan ve heyecanlı bir kadroya sahibiz. Kuruluşumuzdan bugüne geçen 3,5 aylık süreçte kurumsal yapılanmamızla, her geçen gün artan nitelikli üyelerimizle ve gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizle de çok büyük bir yankı uyandırdık. Bizler derneğimiz Aypa'yı ülkemizde yapay zeka çalışmalarını yürütmek ve farkındalık yaratmak için kurduk. Bizler gerçekleştireceğimiz projelerle ülkemizde yapay zeka politikaları oluşturmak için derneğimizi kurduk. Bizler ülkemizin geleceği değil, bugünleri olduğunu düşündüğümüz milyonlarca genç dostlarımız için bu yapıyı kurduk. Bizler yapay zeka alanında çalışan en başarılı dernek olma hedefiyle bu yapıyı kurduk. Ve bu hedefe ulaşmamız için de hepinizin desteklerine ihtiyacımız var. Az önce seyrettiğiniz gibi Aypa ailesi olarak 17 çalışma başlığımız var. Bunlardan bir tanesi de güvenlik ve dış politika. Güzel bir komisyonumuz var, güvenlik ve dış politika komisyonumuz. Komisyona katkıları için Profesör Doktor Mustafa Aydın hocamıza, Profesör Doktor Cengiz Tomar hocamıza ve
Profesör Doktor Yelda Ongun hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Bugün sevgili dostum Gökhan'ın moderatörlüğünde çok kıymetli danışma kurulu üyemiz, çok sevdiğim, saydığım doçent doktor Ece Baban hocamızla birlikte, benim de doktora eğitimimde de hocam olan, yeri bende çok ayrı da olan Doktor Kıvılcım Romya Bilgin hocamızı dinleyeceğiz. Şimdiden herkese keyifli dinlemeler diliyorum. Katıldığınız için tekrardan teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Evet, Sayın Başkanımıza bu kıymetli konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi kıymetli misafirlerimiz, sizlerin de müsaadeleriyle sunumumuza geçmek istiyoruz. Eğer Kıvılcım Hocam müsait ise Kıvılcım Hocam ile sunumumuzu başlatmak ve bu programımıza ilk adımımızı atmak istiyoruz. Kıvılcım Hocam, izniniz müsait verildi. Sunumu paylaşabilir ve başlayabilirsek seviniriz. Teşekkürler. Herkese iyi dinlemeler, iyi bir program diliyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim Gökhan Bey, Zafer Bey. Öncelikle katılımcılara pazar günü bize zaman ayırdıkları için ve bugün bizimle birlikte bir araya geldikleri için teşekkür ederiz. Aynı zamanda AYPA'ya da teşekkür etmek isterim ki bu platformda pek çok farklı sektörden konuya ilgi duyan insanları bir araya getirdiği için. Bugünkü konumuz uluslararası ilişkiler ve yapay zeka. Ben bu başlık altında uluslararası sistemde yapay zekanın etkileri üzerine genel bir çerçeve çizebileceğim bir sunum hazırladım. Aslında temelde derdim şu, belirli kavramların uluslararası ilişkilerde yapay zeka ile nasıl ilişkilendirilebileceği ve yapay zekanın uluslararası sistem üzerinde nasıl etkileri olabileceğine dair bir çerçeve çizebilmek. Bu çerçeveyi çizdikten sonra yapay zeka ve uluslararası ilişkiler üzerine tartışmayı derinleştirmenin daha anlamlı olabileceğini değerlendiriyorum. Şimdi bu kapsamda sunumda sizinle sadece bazı veriler paylaşmak istiyorum. Bu verilerin bize sunum süresince yol gösterici olacağını değerlendiriyorum çünkü. Ekranda gördüğünüz IDC tarafından yapılan bir data analiz çalışması, yani küresel sistemde datanın ne kadar büyüyebileceğine dair bir grafik görüyorsunuz. Mevcut durumda, burada kastedilen, özür diliyorum, 2025 yılı itibariyle tüm dünyada bir yıl içerisinde internet üzerinden üretilecek toplam datanın 175 zettabyte olacağını öngörüyor IDC. Bunu nasıl yorumlamak gerekir? Şöyle kısa bir bilgi vereyim. Bilgisayarınızda bu bilgiyi, 175 zettabyte'lık bilgiyi indirmek isteseniz 1.8 milyar yıl harcamanız gerekir. Bu bilgi niye önemli? Mevcut durumda datanın dünya üzerinde yeni bir ekonomik değer olduğunu düşünecek olursak, 175 zettabyte'lık bir data üretiminin yıllık ulaşması, hacminin bu kadar genişlemesinin bence neden önemli olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Ve özellikle 2010 yılından bu yana data genişlemesinin internet teknolojileri ve yapay zeka teknolojileriyle beraber hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Özellikle yapay zeka teknolojilerinin ham maddesinin data olduğunu düşünecek olursak bu genişlemenin ne kadar önemli olduğunu vurgulamama gerek yok. Peki bu data kimler tarafından üretilecek ve kimler tarafından bu data hem ekonomik bir değer olarak hem de yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi için kullanılabilir olacak? Datanın önemli bir kısmının Çin ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından üretilmesi ama aynı zamanda bu iki ülkenin cloud teknolojileri tarafından depolanması, yani ellerinde tutulması bekleniyor. Diğer önem çıkan ülkelerde emerging market dediğimiz Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'yı da içine alan, Doğu Avrupa'yı da içine alan bölgeler ve daha sonra Asya Pasifik bölgesi, Çin hariç olmak üzere bu datanın önemli bir kısmını üretecek ve aynı zamanda data üzerinde belki kontrol sahibi olacak. Peki bu datanın üretilmesi, datanın yapay zekanın ham maddesi olması, aynı zamanda datanın ekonomik değerini düşündüğümüz zaman yapay zekaya olan yatırımlarda kim öncü pozisyonda olacak? Birleşik Devletler ve Çin küresel sistem içerisinde yapay zeka teknolojilerine en fazla yatırım yapan, özel sektör ve kamu işbirliğiyle bunu yapan, bunun altını çizmek isterim, iki ülke olarak karşımıza
çıkıyor. 2017-2019 dönemindeki Çin'in düşüşü sizi yanıltmasın. 2020-2021 döneminde Çin'in Forbes'un ve Ekonomist dergisinin değerlendirmesine göre tekrar yapay zeka teknolojilerine yatırımında ciddi bir sıçrama yapması bekleniyor ki bunda pandeminin etkisi büyük. Biraz sonra bunu biraz daha detaylı olarak paylaşacağım. Dünyanın geri kalanında da yapay zeka teknolojilerine yavaş da olsa getirdiği gelen ilginin yani artan ilginin bir sonucu olarak da yatırımların arttığını biz görüyoruz. Burada da yükü çeken Avrupa Birliği ülkeleriyle Rusya yani bu grafikteki üçüncü şeyi oluşturuyor. Yeşil barı gösteren bu. Peki burada gene yapay zeka ve datalarla ilgili olarak bir başka bilgilendirme yapayım. Dünya Şubat 2021'e göre Dünya Bankası verilerine göre en değerli şirket listesini görüyorsunuz. 10 büyük şirket. Birinci sırada Suudi Aramco şirketi var. Uzun yıllardır zaten ilk 10'da ve oldukça büyük bir şirket. Ancak Apple, Microsoft, Amazon, Delta, Alphabet, Tesla, Facebook, Tencent ve Alibaba yapay zeka teknolojilerine ilişkin yatırımları ve data teknolojileri konusundaki öncü pozisyonlarıyla dünya ekonomisindeki en değerli 9 şirket olarak karşımıza çıkıyor. Bunu neden özellikle vurgulamak istiyorum? 2006-2008 yıllarına baktığımız zaman o Dünya Bankası'ndan verileri çekmeniz mümkün. En değerli şirketler içerisinde petrol firmaları ve finans kuruluşlarını biz görüyorduk. Microsoft ve zorluyordu listeyi. Ancak bugünkü kadar elbette ki değerli değildi. Fakat çok kısa bir süre içerisinde yaklaşık 2013-2014 yılları itibariyle ilk ona yapay zeka teknolojilerine, bilişim teknolojilerine, cloud teknolojilerine yatırım yapan, data ile uğraşan şirketlerin girdiğini biz görüyoruz. Şimdi bunları neden vurguluyorum? Özellikle de bu şirketlerin hani Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook'un Amerikan menşeli olması, Tencent, Alibaba'nın Çin menşeli olması bu şirketlerin değerleriyle, pazar payları ve büyüklükleriyle düşünüldüğünde ve biraz önce gösterdiğim dünyadaki data genişlemesinde bu şirketlerin etkinliğiyle beraber düşünüldüğünde belki bir parça da olsa ipucu çizebilir. OECD'nin 2020 yılında yayınladığı son tabloyu size yansıtıyorum. Bu harita üzerinde mevcut durumda 2017 yılından itibaren yapay zeka teknolojilerine ilişkin güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere politika belgesi yayınlayan ülkeleri görüyorsunuz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin yapay zekaya ilişkin olarak yayınladıkları politika belgeleriyle oldukça kapsamlı bir çerçeve çiziyorlar. Devlet ve özel sektör arasındaki işbirliğini genişletmek yönünde incelediğinizde strateji belgelerini net yol haritaları çizdikleri, vizyonlarını çok güçlü bir şekilde oturttuklarını biz görebiliyoruz. Kanada burada önemli bir ülke. Çünkü 2017 yılında aslında ilk yapay zeka strateji belgesini yayınlayarak bir nevi öncülük etmiş olan ülkelerden. Ve Kanada yapay zeka teknolojisini tıp gibi, eğlence sektörü gibi alanlarda belirli sektörel avantajları elde ederek bu strateji belgesinin gerçekleştirmek yönünde önemli adımlar atan ülkelerden bir tanesi. OECD bu haritalandırmayı 6 ayda bir, 7 ayda bir artık güncelliyor. Ülkelerden gelen verilere göre, strateji belgelerine göre Türkiye'nin henüz bir yapay zeka strateji belgesi yok. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından üzerinde çalışıldığının bilgisi geçen sene kamuoyuyla duyurulmuştu. Ancak henüz kamuoyuyla bu ülkelerin hazırladığı gibi geniş kapsamlı bir strateji belgesinin paylaşımı yapılmadı. Şimdi bu verileri niye gösterdim? Aslında biraz sonra anlatacağım genel çerçeve hikayeyi biraz daha netleştirebilmek için gösterdim. Biraz yapay zekaya ilişkin kavramlara hazırlığımız olsun diye gösterdim. Şimdi yapay zekanın uluslararası sistem üzerinde gittikçe güçlü etkisi olduğunu görebiliyoruz. Data teknolojileri, dünyadaki çok uluslu şirketlerin mevcut durumda yapay zekaya dayalı olarak çalışan ve datayla, datanın ekonomik değeriyle kendileri de değer kazanan şirketlerin artık uluslararası bir aktör olmasının ve artık Macron, Merkel, Putin, işte bir önceki dönemde
Trump ama şimdi Biden'ın da açıklamalarında görüyoruz. Israrlı bir şekilde yapay zekayı ulusal güvenliklerinin bir parçası olarak tanımlamalarının yapay zekanın hem ulusal güvenliğin hem de çok uluslu şirketlerin uluslararası sistemdeki ağırlıklarını anlatması açısından bir pozisyon kazandırdığı aşikar. Hatta tartışmaların yeni boyutu şu noktada. Yapay zekanın ham maddesi olarak tanımladığımız data yeni petrol. Dolayısıyla bu yeni petrol olarak tanımlanan data ve onun ekonomik değeri mevcut durumda küresel sistemde stratejik bir rekabet alanı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu noktada da Putin'in 2017 yılındaki belki şu çok ünlü açıklaması karşılaşmışsınızdır belki. Yapay zeka sadece Rusya için değil tüm dünyanın geleceği için son derece belirleyici ve önemli olacaktır. Kim yapay zeka teknolojilerinde üstünlük elde ederse, stratejik avantajı elde ederse dünyanın yeni lideri o olacaktır açıklaması. Belki bu noktada biraz daha önemini anlatmak açısından vurgulayıcı olabilir. Peki yapay zeka hangi alanlarda, hangi başlıklarda etki etmektedir? Yani uluslararası ilişkiler, uluslararası sistem özelinde konuşacak olursak. En çok tartışılan başlık savunma ve güvenlik. Şimdi yapay zekayı savunma ve güvenlik alanında tartışırken ulusal güvenlik olarak önce bir başlıklandırmak isterim. Şimdi yapay zeka hem bir ekonomik girdisiyle oldukça önem kazanıyor hem de askeri boyutuyla ulusal güvenlik tartışmalarında kendine yer ediyor. Ama data ve enformasyon konusundaki üstünlük de ulusal güvenliğin önemli bileşenlerinden biri olmuş durumda. Dolayısıyla artık data ile sınırları çizilen yeni dijital sınırlardan, yeni alanlardan bahsediyoruz. Ve işte siber güvenlik konuştuğumuz zaman bu sınırların da korunmasından biz bahsediyoruz. Özellikle askeri perspektiften bakacak olursak ki yapay zekaya ilişkin tartışmaların en çok yoğunlaştığı alanlardan biri burası. Akıllı savaş kavramıyla kavramının gittikçe yapay zeka teknolojileriyle beraber karşımıza çıktığını görüyoruz. Yani savaşın doğasının değişimi değil ama savaşma biçiminin, savaşımın kendisinde bir takım değişiklikler yaratacağını görüyoruz. Örneğin İHA'lar ya da SİHA'ların artık gittikçe otomasyona bağlanması, hedefleme sistemlerinin gittikçe otomasyona bağlanması, robotik bir takım teknolojilerin silah geliştirme sistemleri üzerinde etki yaratması, dataların anlık alınmasıyla beraber hareket planlarının hızlandırılması, komuta kontrol merkezlerinde taktik, operasyonel ya da stratejik seviyede fark etmez, yapay zekanın bu merkez komuta kontrol sistemlerinde kullanılabilir hale gelmesi gibi unsurlar akıllı savaş ve yapay zeka kavramlarını artık birlikte düşünmeye bizi zorluyor. Nitekim Amerika ve Çin'in yapay zekaya ilişkin askeri ve ulusal stratejilerine baktığımız zaman onların özellikle askeri anlamda yapay zeka ve buna dayalı olarak stratejileri kullanmak biçiminde çok ciddi yatırımlar ve argeler yaptığını biz görüyoruz. Ama yapay zekayı sadece akıllı savaş ya da bu biraz önce üstünden kısaca geçtiğim başlıklarla ele almak sınırlı bir yaklaşım olur. Çünkü terörle mücadelede yapay zeka teknolojilerinin aktif bir biçimde kullanılmaya başlandığını biz görüyoruz. Özellikle açık kaynak istihbaratında yapay zeka teknolojileriyle terör örgütleri arasındaki networklerin tanımlanması, ortaya konulması, radikalleşme eğilimi gösteren unsurların tespit edilmesi gibi bir takım modellemelerin yani algoritmaların terörle mücadelede oldukça ön plana çıktığını biz görüyoruz. Fakat tabii ki bunlar, burada küçük bir not da eklemek istiyorum, etik tartışmalardan muaf değil. Yani surveillance dediğimiz kişisel datalara ulaşılmasını da gerektiren bazı uygulamaları içeriyor bu tip terörle mücadelede yapay zekanın kullanılması. Dolayısıyla bu etik tartışmaları da aklımızda tutarak buraya da kısaca bir not düşmüş olayım. Tabii biz ne bekliyoruz? Yapay zekanın akıllı savaşla beraber hani gittikçe savaş biçiminde, savaşın karakteri üzerinde yaratacağı etkiyle beraber orduların teşkilat yapılarında, silahlanma yapılarında, silahsızlanma anlaşmalarında, silahlanma süreçlerinde etki yapmasını biz bekliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da aslında uluslararası literatürde oluşan ciddi bir tartışmanın da varlığını görüyoruz ki tartışmanın kendisi aslında biraz önce bahsettiğim yapay zekaya ilişkin askeri anlamda
oldukça büyük politikalar üreten Amerika, Çin, Rusya ve diğer Avrupa Birliği gibi ülkeler. Yapay zekanın terörle mücadelede veya savaş teknolojilerinde kullanılması meselesinde kısaca bir iki hususu daha belirtecek olursam, özellikle terörle mücadelede yasa dışı faaliyetlerin tespitinde ya da kara para aklamak gibi bir takım süreçlerin tespitinde yapay zekanın kullanıldığını görüyoruz. Bu noktada sosyal medya istihbarat, yani açık kaynak istihbaratının yine bir bileşeni olarak görebilirsiniz. Sosyal medya istihbaratının yapay zeka teknolojileriyle ağ analizi modelleri var ki bu ağ analizi modelleri yapay zeka teknolojilerine, algoritmalarına adapte edildiğinde oldukça etkin sonuçlar veriyor. Ciddi bir takım sonuçlara ulaşıldığını görüyoruz. Örneğin intihar bombacılarının eylemlerinin %70 oranında doğruluk oranıyla tespit eden teknolojilerin mevcut durumda test edildiğini biliyoruz. Yani bunların aktif olarak kullanıp kullanılmadığına dair henüz ülkelerden ya da hükümetlerden bir açıklama yok. Ama özel sektör yapay zeka teknolojilerine yatırım yapan ve askeri anlamda yatırım yapan özel sektörün bu anlamda iddialı çıkışlarını bizim bu tip bilgilere sahip olmamıza neden oluyor. Tabii ki bu konu üzerine çok fazla konuşulur. Ece hocamın da uzmanlık alanı, ben çok da müdahale etmek istemem ama ana başlığımız olarak buna değinmeden geçmek mümkün değildi. Diplomasi alanında yapay zeka teknolojileri iki temel etki yapıyor. Bir, diplomasinin gerçekleştiği alanı artık değiştirmeye başlıyor. Yani dijital alanda diplomasi faaliyetlerinin daha aktif bir şekilde yürütülmesine neden oluyor. İkincisi ise diplomatlara karar vermek konusunda bir takım önemli girdiler sağlayabiliyor. Çin hükümeti geçen sene Dışişleri Bakanlığı'nda başlattığı yapay zeka teknolojisine dayalı olarak diplomatlara karar verme modellerine ilişkin bir uygulamadan haberdar etti. Bu tabii şu demek değil, yani hiç mevcut durumda en azından yapay zeka bir diplomatın yerine geçecek ve onun yerine bir diplomatik krizi çözecek değil. Ancak yapay zeka teknolojilerinin en önemli avantajlarından biri olarak tanımlanan anlık bilgi alma ve bunu analiz etme kapasitesi diplomatın özellikle kriz anlarında etkin karar vermesinde son derece yardımcı olabileceğine dair bir anlayışla bunu yaptı. Bu aslında mevcut durumda karar verme modellerinin yapay zeka teknolojileriyle beraber kullanılmasının bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Tabii diplomaside biz yapay zekayı konsolosluk faaliyetleri anlamında o pratik bürokratik işlerin hızlanması açısından konsolosluklardaki ve diplomatik temsilciliklerdeki iş yükünün azaltılması açısından da kullanılmaya başlandığını görüyoruz. En azından Çin hükümeti Dışişleri Bakanlığı'nda buna ilişkin bir takım uygulamalar yaptığını ve bu algoritmalarla sonuç elde ettiğini açıkladı. Örneğin Geopolitical Environment Prediction and Simulation Platform var. Onlar kamuoyuyla paylaştı. Bu işte tam da diplomatların karar vermesi amacıyla Çin hükümeti tarafından üretilen yapay zeka uygulamasının adı oluyor. Yani eğer isterseniz bunu paylaşırım ve siz de araştırarak öğrenebilirsiniz. Diplomaside, kamu diplomasi faaliyetlerinde de yapay zekanın oldukça etkin olarak kullanıldığını biz görüyoruz. Örneğin şöyle bir örnek vereyim size. Elinizde belli bir bütçeyle bir kamu diplomasi faaliyeti yürütmeniz gerekiyor. Kamu diplomasi faaliyetinde esas olan nedir? Hedef kitleye doğru mesajı en etkin bir biçimde ulaştırmanız gerekir. Şimdi yapay zeka teknolojileri size işte bunu sağlıyor. Bir, hem hedef kitleyi analiz etmenizde, hem mesajı tasarlamanızda, hem de mesajı iletirken hangi araçlarla o mesajı hedef kitleye ulaştıracağınız konusunda size bir çerçeve çizmek konusunda yardımcı olabiliyor. Ve görev yapılan ülkelerde dil bariyerinin açılmasında, kriz yönetiminde yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığını biz görüyoruz. Örneğin kriz yönetiminde yapay zeka derken, geçmişte çalıştığım konulardan biri olarak vurgulamak istiyorum. Barış operasyonları yapay zeka teknolojilerinin kullanılmaya başlandığı alanlardan bir tanesi. Yani uluslararası güvenlik sisteminin önemli bileşenlerinden biri olarak kabul edilir barış operasyonları. Bu operasyonların sonucunda alınan dersler vardır ve o alınan derslerle siz aslında bir sonraki operasyonda ne yapacağınızı ve ne yapmayacağınızı bilirsiniz ve ona ilişkin bir resim ortaya koyarsınız. Ama buna ilişkin dataları tamamen toplayıp
geçmişe yönelik sürekli bir taramanın yapılması çok kolay olmayacağı için bir barış operasyonundaki en etkin modelin ne olabileceğine ilişkin olarak artık yapay zeka teknolojileri karar vericilere bir takım modeller önerebilmektedir. Kamu diplomasisinde bir başlığı atladım. Müsaadenizle ona dönmek istiyorum. O bir oldukça da önemli aslında. Yapay zeka kamu diplomasisinde misinformation, disinformation konusunda oldukça etkin kullanılabiliyor. Yaklaşık bir ay önce Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın bir faaliyetine ilişkin bir raporda şöyle okuduğumu sizinle paylaşmak isterim. Kamu diplomasisi faaliyetlerinde özellikle misinformation ve disinformation problemi ve karşı propaganda meselesi üzerinden 25 tane yapay zeka girişimiyle beraber çalıştıklarını ifade ettiler. Disinfocloud.com çalıştıkları en büyük projelerden bir tanesi. Disinfocloud.com'a girerseniz görebilirsiniz. Bu platformda aslında karşı propagandaya ilişkin olarak yapılabilecekler ve özellikle sosyal ağlarda misinformation ve disinformation nasıl ayaklanabileceğine ve yapay zekanın bu anlamda nasıl etkin kullanılabileceğine ilişkin kamu özel sektör işbirliğine ilişkin bir bize bir haritalandırma sunuyor. Şimdi insani müdahale yine yapay zekanın kullanıldığı önemli alanlardan bir tanesi. Uluslararası Kızılaç Örgütü yapay zeka teknolojisini kullanarak yeni bir inisiyatif başlattığını söyledi. Bu inisiyatifin amacı da şu: ihtiyaç duyulan bölgelerde hükümetleri, sivil toplumu, ihtiyaç sahiplerini ve bireysel bağışçıları en etkin şekilde biz nasıl bir araya getirebiliriz? Çünkü kimi zaman doğru ihtiyaç sahipleriyle ihtiyacın birleşmesi o insani müdahalenin gerçekleştirilmesindeki en kritik husus oluyor ve burada insan çok fazla hata yapabiliyor. Lojistikten bilgi aktarımına kadar bütün ağların doğru eşleşebilmesine yönelik bir ihtiyaç tanımladı ve bu ihtiyaca ilişkin olarak da böyle bir inisiyatif başlattı. Need List denen inisiyatif, bunun da inceleyebilirsiniz. Bu yapay zekaya dayalı insani müdahale sürecinin karşımıza çıkıyor. Şimdi gene yapay zeka uluslararası krizlerin yönetiminde ve öngörülmesinde oldukça önemli bileşenlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Son dönemde öne çıkan ve ciddi sonuçlar alınan birkaç inisiyatiften bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Kızılaç, Microsoft, Google, Amazon gibi pek çok tarafı bir araya getiren FAM inisiyatifi. Burada amaç şu: dünyadaki olası kuraklığa karşı risk bölgelerini tespit etmek ve buna ilişkin önlemleri almak için yapay zekanın teknolojilerinin kullanılması. Özellikle son pandemiden sonra bu inisiyatifin oldukça güçlendiğini biz görüyoruz. Çünkü yeni kriz alanlarından biri olarak tanımlanan tarım bu inisiyatifin güçlenmesinden önemli nedenlerinden bir tanesi. Diğeri de GRAPH diye bir inisiyatif. Bu iklim değişikliğine ilişkin olarak, iklim değişikliğinin yaratabileceği küresel etkilere ilişkin olarak ortaya çıkan bir inisiyatif. Bu inisiyatifte de IBM gibi, gene Amazon, Google gibi dünya işte önemli çevre örgütlerinin bir araya geldiği bir inisiyatif. Almanya'nın öncülük ettiği bir inisiyatif var. O da dünyadaki su kıtlığına karşı olan bir yapay zeka inisiyatifi. Bu inisiyatifle de aslında hem ormanların korunması hem su kaynaklarının korunması amaçlanıyor. Şimdi burada bunlar belki şu anda birer proje gibi gözükebilir ama örneğin Blue Data, hiç duydunuz mu bilmiyorum. Kanada'daki bir yapay zeka girişimiydi. 2003 yılında kuruldu. 2019 yılının Aralık ayında pandemiye ilişkin bir tahmin ortaya koydu. Ve 2019 yılındaki tahminin projeksiyonuna baktığımızda oldukça yüksek oranda tahminini tuttuğunu biz görüyoruz. Blue Dot'un iddiası şuydu: dünyada 2020 yılında çok büyük bir pandemi yaşanacak ve bu pandemi sonucunda da işte
şu kadar insan ölecek, bu kadar ekonomik kayıp yaşanacak vesaire şeklinde. Şimdi o dönem bu çok fazla ses getirmedi. İnsanlar pandemiyi mi ciddiye almadı yoksa bir yapay zekanın böyle bir tahminde bulunmasını mı ciddiye almadı? Hani bu tartışılır. Ama mevcut durumda biz şunu görüyoruz. Benzer tahminler FAM'dan, işte kıtlık için ya da GRAFF'dan, iklim değişikliği için gelebilir. Ve geldiği zaman da belki Blue Dot'ın yaptığı gibi bunları ciddiye alarak önlem almak oldukça değer arz ediyor ki krizleri yaşanmadan önce önleyici önlemlerle bir şekilde kontrol edebilelim. Şimdi burada gene yapay zeka ve uluslararası sistem üzerine biraz uzattım, kusura bakmayın, çok kısa demokrasi üzerinden bahsetmek istiyorum. Siyasal rejimler üzerindeki potansiyel etkilerini de tartışmak lazım. Artık çünkü neden? Totaliter demokrasi, dijital faşizm, dijital polis devleti, dijital diktatörlük, teknolojik milliyetçilik gibi çeşitli kavramlar üzerine konuşmaya başladık ve bu kavramların önemli bir tartışmalarının merkezinde de yapay zeka teknolojileriyle beraber ortaya çıkan surveillance kapasitesi, yani devletlerin surveillance etmesi meselesi ve buna karşı da ifade özgürlüğü veya sosyal bir takım hakların, insan haklarının sınırlanması meselesi var. Şimdi özellikle Çin'in son dönemdeki social score uygulaması, yapay zeka teknolojilerine dayalı olarak gerçekleştirdiği oldukça dikkat çekiyor. Ama İngiltere'de de bir tartışma var. İngiltere mevcut durumda şehir merkezlerinde oldukça yoğun bir biçimde yerleştirdiği polis güvenlik kameralarıyla, mobese sistemleriyle yaptığı surveillance'la İngilizler arasında ciddi bir tartışma başlatmış durumda. Günlük hayatımıza müdahale ediliyor, insan haklarımız ve demokrasi alanında sınırlanıyoruz şeklinde. Dolayısıyla bu demokrasinin tanımlanması meselesinde yeni kavramlarla karşılaşacağımız, siyasal rejimlerin biraz yeni tartışmalarla tekrar şekilleneceği bir alanın yapay zeka ile karşımıza çıktığını görüyor. Burada yapay zeka ile ilişkin bir tartışma konusu daha var. O da sosyal olayların daha önceden tahmin edilebilir olması. Arap Baharı özellikle bu tartışmaları alevlendirdi. Yani Arap Baharı daha önceden tahmin edilebilir miydi? Edilseydi bir fark yaratır mıydı? Son dönemde sosyal olayların tahmin edilmesine ilişkin, yapay zeka teknolojilerine ilişkin tartışmalarda, çalışmalarda yoğun bir biçimde sürüyor. Buradaki temel varsayım da şu: risk toplumlarında yaşıyoruz ve risk toplumlarında yaşamanın bedelini minimize etmenin tek yolu sosyal olayları bir şekilde önceden analiz edebilmek. New Orleans Polis Departmanı örneğin Amerika'da bu anlamda bir yapay zeka programı kullanıyor. Buna öngörücü polislik adını veriyor ve toplumsal olayları öngörerek bir şekilde toplumsal düzenin daha iyi korunabileceğine dair bir anlayışla hareket ediyor. Tabii ki burada şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Yani bütün bunların etik ve norm açısından da tartışılması gerekiyor. Sadece küçük notlar olarak ben ifade ediyorum. Toparlayacak olursam, yapay zekanın uluslararası sistem üzerinde minimal mi, evrimsel mi yoksa devrimsel bir etkisi mi olacağını henüz tam olarak öngöremiyoruz ya da ben henüz öngöremeyenlerdenim, ama tartışmaların üç ana ekseninin olduğunu söyleyebiliriz. Gittikçe yapay zekanın devrimsel bir etkisi olacağını, yapay zeka patlaması denen bir kuram var. O kuram çerçevesinde yapay zekanın devrimsel bir etkisi olacağına ilişkin tartışmalar var. Ve yapay zekanın bu şekilde devrimsel etkisi olacağını iddia edenler Çin ve Rusya arasındaki rekabete dikkat çekiyorlar. Çünkü şu iddiası var: birkaç yıl içerisinde yapay zeka teknolojilerine ilişkin datanın bir ekonomik değer olmasından ve çok uluslu şirketlerin edindiği pozisyondan kaynaklı olarak muazzam bir ekonomi oluşacak. Bu ekonominin %80'i yapılan tahminlere göre Amerika ile Çin'in elinde olacak. Bu ekonomik değerin alt başlıkları arasında biz askeri teknolojileri de göreceğiz. Dolayısıyla bu devrime kim hazırlıklı olursa, kim technological catch-up denen politikaları etkin bir şekilde yürütüp kendini buna hazırlarsa, uluslararası sistem içerisindeki pozisyonunu da bu ülkeler çok daha rahat konumlandırmış olacak. En azından tartışmanın gittiği yön bu. Ben biraz uzattım. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Ancak varsa sorularınız olursa orada ben biraz daha bildiğim kadarıyla araştırmalarımın sonucunu sizlerle paylaşmak isterim. Teşekkür ederim. Evet Kıvılcım Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Güzel ve birçok detay barındıran sunumunuz için.
Süre konusunda hiç sorun yok. Umuyorum ki gayet ilgi çekti ve soru cevap kısmında bu konuyla alakalı daha böyle derinlemesine cevaplar talep eden sorular gelecektir diye düşünüyorum. Sunumunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Kıvılcım hocamız burada ülkelerin yapay zeka stratejilerinden, politikalarından bahsetti. En değerli şirketler listesinde teknoloji yatırımı yapan, veriyi kullanan, yapay zekayı bünyesinde barındırmış şirketlerin varlığından bahsetti. Türkiye'nin bu noktada yapay zeka belgesi oluşturan ülkeler olma noktasındaki çabalarını ama henüz ne konumda olduğuna kısaca Dijital Dönüşüm Ofisi'nin çalışmalar yaptığından bahsetti. Öte yandan bu yapay zekanın savunma ve güvenlik konusunda çok önemli etkiler edebilecek, askeri perspektifte çok yer edineceği hususlardan bahsetti bizlere ve öte yandan yine özellikle özel şirketlerin, askeri operasyon unsurlu özel yapıların, şirketlerin yaptığı çalışmaların oluşturabileceği sonuçlardan kaynaklı olarak yapay zekanın etik boyutuna da dikkat çekti. Bu başlıklarda güzel bir toparlama oldu. Dijital boyutunu ve ülke politikalarının etkisini de güzelce konuştuğumuz, tartışmayı başlattığımız güzel bir toparlayan sunum oldu. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ben şimdi müsaadenizle Ece hocamızla ikinci bölümü başlatarak devam etmek istiyorum ve sorularınızı ardından almak üzere sözü Ece hocamıza bırakmak istiyorum. Ece hocam buyurun, söz sizin. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi herkese tekrar merhabalar. Pazar gününüzde zaman ayırıp burada olduğunuz için ve bu konuların geliştirilmesinde, ilerlemesinde beyin fırtınası yapmak üzere katkı sağladığınız için ben herkese çok teşekkür ediyorum. Benim sunumum, şimdi sunumumu yüklerken bir sorun olmuştu. Dolayısıyla tekrar deneyeceğim. Olmazsa eğer yardım rica edeceğim. Biz müdahil oluruz hocam, hiç merak etme. Şu anda paylaşabildim mi? Evet, geldi şu an. Bir sorun olursa organizasyon ekibimiz. Tamam, şu anda bir şey görünmüyor zaten. Sorun yok gibi görünüyor. Benim sunumum Kıvılcım hocamızın anlattıkları çok kıymetli ve değerli yönlendirici bilgiler sonrasında. Daha Kıvılcım hocamız hani diplomasiyle, aynı zamanda savunma, güvenlikle, terör saldırılarıyla, yapılan yatırımlarla, aslında şirketlerin yaptığı yatırımlarla ilgili çok geniş bir çerçeveyi nokta atışlarıyla çok güzel bir noktada toparlayıp ifade etti. Ben de birazcık daha kritik altyapılar ve uluslararası ilişkilerde, aslında güvenlikte yapay zekanın kullanılmasında kritik altyapılar, bilgi çağı, siber saldırılar ve siber savunma alanlarında yapay zeka nasıl kullanılıyor ve bununla birlikte aslında şunu da söyleyebiliriz ki sunumum kayboldu. Gördüğünüz üzere bu kadar dayanabildi benim bilgisayardan sonra. Organizasyon ekibimiz ekrana verebilirse sevinirim. Beraberinde şunu söyleyebiliriz ki, yani bu kritik altyapılar bizim için neden önemli? Yapay zeka özellikle. Çok teşekkür ediyorum. Tamam, kaçıncı slide'a gelmemi istersiniz? İkinci slide. Tamam, bu kalabilir. Yapay zeka. Siz geçin dersiniz hocam, devam ettiğinizde. Siz geçin diyebilirsiniz. Yapay zekanın özellikle güvenlik ilişkilerinde nasıl kullanıldığı, bilgi çağında olduğumuz için, yani hem teknoloji hem bilgi çağında olduğumuz için bilgi çok çok önemli olduğu ve bilgiye sahip olanın, bilgiyi değiştirebilen, bilgiyi yönlendirebilenin aynı zamanda dünyadaki algıyı da değiştirip yönlendirebileceği için bundan sonraki süreçlerde yapay zeka da kullanılarak aslında nasıl tehditler oluşabilir bizim açımızdan, ya da bu oluşabilecek olan tehditlere biz tehditlere karşı nasıl yapay zekayı kullanarak bir takım önlemler alabiliriz? Bunlarla ilgili sunum yaparken aynı zamanda hem siber saldırılar hem de siber güvenlik önlemleri ve kritik altyapıların ülkeler tarafından hem ulusal güvenlik hem de uluslararası güvenlik açısından nasıl algılandığı ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım ve en son olarak da dünyada gerçekleşen siber saldırıların neler olduğunu, ne kadar fazla saldırı gerçekleşti ve ülkeler bu saldırılara karşı caydırıcı güç olarak
Acaba hani kendi askeri güçlerini de kullanabiliyorlar mı? Çünkü en önemli unsurlardan bir tanesi ülkelerin yaptığı araştırmalardan tutun, kendi stratejileriyle ulusal güvenlik stratejileri, askeri bilgileri, diğer ülkeler ya da başkanlarla aralarında olan konuşmalar, yazışmalar vesaire gibi bu tür gizli belgelerin korunması ve bunların bir kısmının maalesef dünyaya açıldıktan sonrasında yaşanılacak olan krizleri de yönetemeyecek bir noktaya gelmesi konusunda büyük bir tehdit altında olduğunu düşünüyorlar. Özellikle mesela yaşanan olaylardan, mesela WikiLeaks olayından sonra Rusya'da özel yazışmaların güvenlik önlemlerinden dolayı bir kısmının daktilo ile gerçekleştirildiği, buna geri dönüldüğü ile ilgili de bir takım yazılar ve ülkelerin bunlarla ilgili aldıkları güvenlik önlemleri çok fazla önümüzde oluyor. Şimdi yapay zekanın hani hem askeri anlamda hem de askeri amaçlarla geliştirilmesi hem de savunmalarla savunma anlamında geliştirilmesini günümüzde yaşıyoruz. Mesela birçok alanda aslında insan gücünün yapamayacağı ya da insanın fiziksel olarak yetemeyeceği noktalarda yapay zeka teknolojileriyle oluşturulmuş bir takım araçlarla birçok konuda başarıya ulaşabilecek bir takım adımların atıldığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de özellikle askeri anlamda yapılacak olan harekatlarda yapay zeka teknolojisinin kullanılması, bu makinelerin birbirleriyle arasındaki etkileşim, bilgi paylaşımı ve yönlendirme sonucunda mesela dronların çok net olarak ve başarıyı sağlayabilecek bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Ve ülkeler bu anlamda hem kendilerini korumak hem de bundan sonraki harekatlarında ya da ülkelerini korumak için terörle mücadele edebilmek için, devlet dışı örgüt olarak adlandırılan bir takım örgütlerle mücadele edebilmek için özellikle teknolojiyi son noktasında kullanabiliyorlar. Özellikle sürü dronlar mesela bu anlamda kullanılan teknolojilerden bir tanesi ve buna yönelik de yatırımlar gittikçe artıyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin 2025 yılında artık 126 milyara kadar yapay zeka konusunda askeri alanda hem de yapay zeka konusunda yatırım yapacağı söyleniyor. Yine Kıvılcım hocamın da söylediği gibi 2017 yılında Vladimir Putin'in yaptığı açıklamada bu teknolojiye ve yapay zeka konusunda kim lider olursa dünyaya lider olacak açıklaması da oldukça önemli. Bu bize şunu gösteriyor. Ülkeler özellikle küresel şirketler bazında da düşünmemiz lazım bunu. Çünkü küresel şirketler hem yapay zekaya hem de yeni enerji alanına yani uzaya yatırım yaparken beraberinde de böyle çok küçük insanların belki bir sinek boyutunda olabilir ama uzaktan yönlendirebilecek, başarı sağlayabilecek silah ve savaş teknolojilerini geliştirebilecek birçok yatırım yapıyorlar. Şimdi küresel şirketler birçok araştırma ve kendilerini teknolojik anlamda geliştirebilecek olan, dünyaya teknolojik anlamda yön verebilecek olan birçok yatırım yaparken aslında bütün bu internetteki sosyal medya platformlarında kurulan yeni yine internette yer alan işte platformlarda çok büyük bir nüfusa sahip oluyorlar. İnsanları yönlendirebilecek, seçimlerini etkileyebilecek, algı yönetimini gerçekleştirebilecek, bilgi verebilecek. Bazılarının hatta nüfusu bir ülkenin nüfusundan daha fazla. Eksik kaldıkları tek şey küresel şirketlerin bir ordularını yok. Yani bir ordu yaratamıyorlar. İşte bu orduyu da hani bazılarının biliyorsunuz bir devlet gibi çalıştığını düşünürsek eğer, bu orduyu yaratabilmek için de yapay zeka teknolojilerine inanılmaz yatırım yaptığını ve bu eğer böyle bir orduya sahip olurlarsa o zaman dünyadaki dengelerin de önemli ölçüde değişebileceğini öngörebiliriz. Tabii ki bu bir öngörü olarak ya da bu konuda yatırım yapılabilecek küresel şirketlerin artık bunlara yönelik bir takım araştırmalar yaptığını söyleyebiliriz. Şimdi bu özellikle yapay zeka konusuna güvenlik ve savunma açısından kimler yatırım yapıyor? Amerika Birleşik Devletleri'ni söyledik. Çin burada önemli. Güney Kore, Singapur, Fransa, İsrail, İngiltere, Kanada bir örgüt olarak Avrupa Birliği'nin yatırım yaptığını biliyoruz. Avustralya, Yeni Zelanda,
Bu ülkeler özellikle yapay zeka konusuna inanılmaz yatırım yapıyor. Bir örnekte şunu vermek istiyorum. Biden'ın en son açıklanan ulusal güvenlik stratejisinde maddelerden bir tanesi de aslında hem mühendislik, matematik ve yapay zeka gibi teknolojik konulara bütçenin ayrılıp bu konularda dünyadaki lider ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin kalacağını, yer alacağını söylemişti. Bunu iddia etmişlerdi. Bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki yapay zeka kullanılarak aslında ülkelerde, dünyada bir şekilde güç dengelerinin de yeniden var olabileceğini, tüm bu teknolojide ön planda olan, bu teknolojik devrimi yakalayan ülkelerin yerinin aslında dünyaya yön veren ülkeler arasında olacağını söyleyebiliriz. Bunun için de tabii ki bu alana yatırım yapmak çok önemli. Şimdi baktığımızda yapay zekanın bu kadar gelişmesi, teknolojinin gelişmesiyle güvenlik ve tehdit unsurları da değişmeye başlıyor. Yani yeni tehditler oluşuyor ve bu oluşan yeni tehditlere karşı yeni güvenlik önlemleri alınmaya başlıyor. Özellikle bu noktada siber saldırılar ve siber savunma sistemleri de önemli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Şimdi kritik altyapıların önemi ve siber saldırılardan bahsedeceğim. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Kritik altyapı neden önemlidir? Çünkü kritik altyapılar bir ülkenin askeri olabilir, ekonomik olabilir, siyasal olabilir, bir ülke için hayati olan tesis ve varlıklar olarak tanımlanır. Ve ülkede yarattıkları zenginlik ve toplumu, yaşam kalitesini arttırması açısından da büyük bir öneme sahip. Dolayısıyla kritik altyapıların hedeflenerek, kritik altyapıların içerisine her şey girebilir. Yani sizin havaalanlarınız girebilir, limanlarınız girebilir, bilişim teknolojiniz girebilir ki benim en çok üstünde duracağım konu bu olacak. Nükleer tehditler yine kritik altyapılar açısından çok önemlidir. Bir kere altyapı dediğimiz şey tamamen toplumdaki düzeni ve aslında yaşanan devletin düzenini, refahını ve aynı zamanda da sistemin işlemesi konusunda çok önemli bir role sahip olduğu için bu altyapılara yapılan saldırılar kaos ve krizleri doğurur. Dolayısıyla eğer bu bir de haberleşmeyi, iletişimi ve bilişim teknolojilerini ülkelerin, devletlerin sahip olduğu gizli bilgilerin var olduğu sistemlere yapılan saldırılarsa o zaman çok daha büyük krizlerle karşı karşıya kalınabiliyor. Dolayısıyla bu siber saldırılar açısından baktığımız zaman kritik altyapılar çok ciddi bir öneme sahip. Şimdi kritik altyapılara karşı tehditleri kim ilk başta dile getirmiş? Amerika Birleşik Devletleri'nin çok önemsediği noktalardan bir tanesi bu. Özellikle de kritik altyapılara karşı caydırıcı güç olarak yani kritik altyapılara yapılabilecek saldırılara, siber saldırılara karşı devletlerinde Pentagon'dan bir açıklama geliyor. Diyor ki bu bizim için savaş nedenidir. Eğer siz bizim bilgisayarlarımıza bir siber saldırı yaparsanız, yani bilgi teknolojileri açısından bir saldırı gerçekleşirse bu kritik altyapılara ve bizim bilgisayarlarımıza virüs, solucan bulaştırır, buradan bilgi çalmaya çalışırsanız bu bizim için bir savaş nedenidir ve askeri gücümüzü kullanırız diyerek aslında tamamen siber saldırılara karşı Amerika Birleşik Devletleri caydırıcı güç olarak askeri gücünü öne sürmüştür. Bu da önemli. Bu da bizim bize olayın aslında ne kadar ciddi boyutlara taşınabileceğini gösteriyor. Şimdi her ülkenin kritik altyapılara yapılabilecek saldırılar konusunda aldığı farklı önlemler var. Bunları şunu söyleyebiliriz. Mesela salgınlar olabilir, biyolojik saldırılar olabilir, nükleer saldırılar olabilir. İşte mesela Aramco'ya yapılan saldırılar gibi, elektrik kesintileri gibi birçok konuda bilgilerin çalınması, bilgilerin yönlendirilmesi, manipüle edilmesi açısından çok fazla saldırının olabileceğini görüyoruz. Peki ülkeler bunu nasıl tanımlıyor? Yani kritik altyapıları onlar için birçok noktada ortaklık gösterse de verdikleri önem ve buna karşı alabilecekleri güvenlik önlemleri açısından da bir takım farklılıklar gösteriyor. Mesela Avustralya'ya baktığımız zaman kritik altyapıların sosyal ve ekonomik refahın sağlanmasında çok önemli olduğunu, böyle bir saldırıda sosyal ve ekonomik refahın özellikle zarar göreceğini ifade ederken, Kanada kritik altyapılara yapılacak olan bir saldırıda sağlık, güvenlik, ekonomik refahın
refah ve hükümetin etkin işleyişi üzerinde çok negatif etkileri olabileceğini söylüyor. Almanya açısından baktığımızda kamu düzeninde önemli aksamalar veya diğer dramatik sonuçların ortaya çıkabileceğini söylüyor. Hollanda kesinlikle büyük bir sosyal rahatsızlığa neden olabileceğini ifade ediyor. Birleşik Krallık birazcık daha Türkiye'nin bakış açısına yakın bir bakış açıya sahip. Çünkü büyük ölçekte can kaybına neden olabilir diyor. Ülke ekonomisi üzerinde ciddi etkiye sahiptir. Toplum içinde başka ciddi sosyal sorunlar da doğurabilir diyor. Amerika Birleşik Devletleri ise bu konuda fiziksel veya sanal olarak özellikle buna vurgu yapıyor. Çünkü kritik altyapıların sanal yani siber saldırılar konusunda da çok önemli bir Amerika bu saldırılara da çok fazla maruz kaldığı için ne kadar önemli olduğunun bilincine erken varan ülkelerden. ABD için hayati olan sistemler ve varlıklardır. Bu tür sistemlerin ve varlıkların yetersizliği ya da yok edilmesi ulusal halk sağlığını, güvenliğini, ulusal ekonomik güvenliği ya da bunların arasında herhangi bir kombinasyonu negatif şekilde etkiler. Dolayısıyla bunlar bizim için özellikle ulusal güvenlik açısından en önemli noktalardır diye ülkeler belirtiyor. Şimdi bu bizim için neden önemli? Çünkü ülkelerin aslında kritik altyapıların saldırısına özellikle siber saldırılara uğradığında ülkelerin alabileceği güvenlik önlemlerini, bunu ne kadar ciddiye aldıklarını ve bu tehditlere karşı nasıl önlemler alabileceğini de beraberinde gösteriyor. Şimdi siber saldırının ne olduğuna bakalım. Siber saldırılar nedir? Özellikle siber saldırıları tanımlarken şunu söylemek lazım. Savunmaya veya saldırıya yönelik olmasına bakılmadan insanların yaralanmasına ya da yine ölmesine, nesnelerin yok olmasına ya da zarar görmesine neden olan siber eylemler siber saldırı olarak değerlendiriyorlar. Yani burada tabii ki siber terörizmden de bahsedeceğiz çünkü bu da çok önemli bir kavram. Siber saldırılar bilgi almak isteyen ya da yani bilgi almak isteyen derken bilgiyi çalmak isteyen, bilgiyi değiştirmek isteyen düşmanlar tarafından gerçekleştiriliyor ve hackerlar bunu yapıyorlar. 1980'lere baktığımız zaman hacker kültürü temelde aslında bilgisayar tabanlı tüm kaynaklardan ücretsiz ve sınırsız ulaşılabilir veri elde etmek ve bu teknolojiyi kullanan kişiler anlamına gelirken maalesef günümüzde bu tür saldırıları yaparak bilgisayar işgal neden olan, bilgisayarda hayati önem taşıyan bilgileri çalan, işleyen, değiştiren, saldırıda bulunan kişiler anlamına geliyor. Şimdi baktığımız zaman bu korsanlıkta kullanılan en önemli sistemlerden, araçlardan ya da kavramlardan bir tanesi malware kavramı. Bu aslında şemsiye bir kavram. Siber saldırıda çok fazla karşımıza çıkıyor. Sistemin kontrolünü tamamen ele geçirmek için yapılıyor ve tam kontrolle bilgi akışı kesilebiliyor, bilgi geciktirilebiliyor. Buna örnek olarak şunu verebiliriz. Mesela çöl fırtınası harekatında Amerika Birleşik Devletleri bunu özellikle siber saldırılarla birlikte iletişimin etkileşimini keserek, bilgisiz bırakarak başarılı olmuştur. Aynı zamanda yine Körfez Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin yine bu saldırıları kullanarak çok daha etkin olduğunu görebiliyoruz. Caydırıcı güç olarak bunun kullanıldığını görebiliyoruz. Özellikle mesela bu caydırıcı güç olarak kullanılırken de ülkelerin çok fazla bu konuyla alakalı olarak bilinçlendirilmesinden ziyade hani hem kendi kamuoylarını bilinçlendiriyorlar hem de dışarıdaki bu saldırıyı yapabilecek olanların cezalarının neler olabileceğini ifade ediyorlar. Şimdi siber saldırılar beraberinde siber terörizmi de getiriyor. Bu da çok önemli çünkü aslında bütün mücadele tamamen bu siber terörizmi engellemek üzerine kuruluyor. Siber saldırılar işte son 2017 yılında mesela 2014 yılında 2015 yılında çok yoğunlukla görülmeye başlanıyor. Ve düzenli olarak siber saldırılar belirli sistemlere uygulanıyor ve bunun sonucunda da bazı sistemlerin çalışması ya da ilerlemesi engelleniyor. Yapay zekanın bu noktada kullanılması çok çok önemli. Çünkü insan zekasıyla hani bir şekilde eşdeğer tutulmaya çalışılan ve farklı versiyonları, farklı olasılıkları hesaplayarak bu tür saldırıların
önceden fark edilip nasıl önlenebileceği konusunda en önemli çıkış noktalarından bir tanesi, en önemli çözüm noktalarından bir tanesi yapay zeka olarak görüyor. Çünkü artık saldırılar da yapay zeka kullanılarak yapılıyor. Yani siber saldırıların temelinde de yapay zeka kullanılıyor. Bu birazcık şeye benziyor, hırsız polis olayına benziyor. Yani siz polis güvenlik önlemlerini arttırdıkça hırsız kaçış önlemlerinde, kaçış konusunda ya da hırsızlık konusunda daha fazla kendini geliştiriyor. O yüzden yapay zekanın bu anlamda kullanılması da çok ciddi bir tehdit aslında. Çok büyük sıkıntıları da var. Yani yapay zekanın normalde varlığı insanın ve dünyanın gelişmesi açısından çok önemli bir yere sahipken güvenlik ve siber saldırılar konusunda kullanılması çok büyük bir tehdit, belirsiz bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü saldırının nereden geleceğini hesaplamanız çok da fazla mümkün olamayabiliyor. Bunu gerçekleşen örnekler üzerinden anlatmaya çalışacağım. Çok geniş kitlelere ulaşılabiliyor, propaganda yapılabiliyor, manipüle edilmiş olan bilgi verilebiliyor. Yine Kıvılcım Hocam da söylemişti, hani bilginin, propagandanın kullanılması, manipülasyonun kullanılması, dezenformasyonun kullanılması, bunların hepsinde hem yapay zekanın hem de bu saldırıların etkisi çok büyük. Mesela ilk geniş etkili siber silah saldırısı olarak geçen bir Stuxnet saldırısı var. Özellikle mesela bir örnek daha vereceğim size. Birinci dünya siber saldırısı olarak geçiyor. O kadar çok fazla saldırı yapılmış ki. Bu mesela nereye yapılmış? İsrail tarafından İran Nükleer Araştırma Merkezi'nde bulunan uranyum zenginleştirme santrifüjlerine yönelik olarak gerçekleştirilen bir saldırı ve büyük bir ses getiriyor bu saldırı. Dolayısıyla siber terörist hareketlerinde, siber terörizminde aslında hem sivillerin mallarını, mal varlıklarını hedef aldığı gibi özellikle bu saldırıları gerçekleştirmek için geliştirilen yazılımlarla önemli sistemleri yok etmesi, çalışmasını engellemesi, büyük krizler yaratması açısından da önem sağlıyor. Şimdi baktığımız zaman kritik altyapılar ve siber güvenlik açısından neyi görüyoruz? Biz hangi acaba önlemleri alabiliriz? Bu siber güvenliği sağlamak için neler yapılabilir? Buna bakabiliriz. Bunlardan bir tanesi confidentiality'yi kullanmak. Diğeri ise integrity ve availability. Şimdi baktığımız zaman yetkisiz kullanıcıların bilgiye erişimini engellemek bizim için gizliliği hayata geçirmek açısından önemli. Integrity'ye baktığımız zaman yetkisiz kullanıcıların bilgileri değiştirmesini engellemek, yani değiştirmemesini sağlamak. Yine siber saldırılar ve karşı alınacak siber güvenlik önlemleri açısından önemli. En son olarak kullanılabilirlik de yetkili kullanıcılar tarafından gerekli olan bilgileri gerektiğinde erişerek kullanabilmek. Bunlar bizim aslında siber güvenlik ve bilgiye erişim, siber saldırılara karşı alabileceğimiz önlemlerde izleyeceğimiz yollar. Özellikle siber güvenlik, bilişim sistemlerinin her türlü saldırıdan korunması, siber uzayda saklanan kişisel ve kurumsal bilgilerin bütünlük, gizlilik ve erişebilirliğinin korunması, her türlü siber saldırının tespit edilerek müdahale edilmesi anlamına geliyor. Bir sonraki slayda geçebiliriz. Peki siber saldırı yöntemleri neler? Bunları söylemek lazım. Siber saldırıda daha çok gördüğümüz yöntemler DDoS görüyoruz mesela. Hizmet dışı bırakmak. En çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi bu. Sonra phishing yöntemini görüyoruz. Yemleme yöntemi. Köle bilgisayarlar diye bir yöntem var. Yerine geçme yönteminin kullanıldığını görüyoruz. Yine saldırı yöntemlerinden bir tanesi olarak. Kötücül yazılımlar ve virüslerin kullanıldığını, solucanların kullanıldığını, Truva atı dediğimiz sistem, virüsün kullanıldığını, backdoor, arka kapılar sisteminin kullanıldığını, klavye dinleme, logic bomb dediğimiz mantık bombası, kök kullanıcı takımı ve kötücül yazılımlarla birlikte siber saldırıların gerçekleştiğini görüyoruz. Burada tabii ki en önemli noktalardan bir tanesi de siber alanda yaratılan zafiyetler, açıklar. Bu açıklar bulunarak, bu zafiyetler bulunarak daha çok saldırılar gerçekleşebiliyor.
Bunun dışında bir sonraki slayta geçebiliriz. Dünyada gerçekleşen saldırılar var. Dünyada gerçekleşen saldırılarda da, siber saldırılarda da örnekler çok fazla. Şimdi bu örneklere aslında hani nereden başlamış? 1995'te Oklahoma'da bombalı bir saldırı meydana geliyor ve bu bombalı saldırı bir federal ofis binasına gerçekleştiriliyor. 19'u çocuk olmak üzere 168 kişi hayatını kaybediyor ve 680 kişi yaralanıyor. Pearl Harbor'dan ve 11 Eylül olaylarından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok konuşulan saldırılardan bir tanesi bu saldırı oluyor. Ve bu saldırının önemi şu, kritik altyapılara karşı saldırılar gerçekleştirebileceğini ve bu saldırılar gerçekleşirse o zaman buna karşı nasıl önlemler alınabiliriz diye bir bilincin gelişmesine sağlandığı, bir bilincin gelişmesine neden olan ilk saldırı olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonrasında neyi görüyoruz? Amerika Birleşik Devletleri'nin demin de bahsettiğim gibi kuvvetteki Irak birliklerine karşı aslında onları hareketsiz bırakacak, kontrol altına alabilecek bir yöntem uygulaması gerekiyor. Bu yöntemde tabii ki kullanılan iki şey var. Birincisi istihbaratın zayıflığı. İstihbaratta da özellikle çok çok önemli bu konuda. Diğeri ise taktik stratejinin hayata geçirilebilmesi için bir iletişime ihtiyaç var, haberleşmeye ihtiyaç var. Bu haberleşme sisteminin emir komuta zincirini sağlayamayacak şekilde zarar görmesi. İşte kritik altyapılara saldırı özellikle iletişim alanında, bilgi teknolojileri ve iletişim alanında kritik altyapılara saldırılar ve siber güvenliğin sağlanması ya da şunu söyleyebiliriz, telekomünikasyon alanında kritik altyapıların korunması ve siber saldırıların önlenmesi bu yüzden çok önemli. Çöl fırtınası operasyonu da keza aynı şekilde Saddam'ın yıpratma savaşından kaçınarak aslında en kısa zamanda en az zararla bu operasyonu sona erdirmek istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Bunun için de onları hareketsiz bırakıyor. Hareketsiz bırakmanın da iki yolu var. Bunlardan biri yine mevzilenme ve askeri strateji, diğeri ise tamamen haberleşmelerini kesmek üzerine kurulu Amerika Birleşik Devletleri haberleşmeleri kesmek üzerine hareket ediyor. Bir diğer saldırı örnek verebileceğimiz müttefik güç operasyonu. Burada da şunu görüyoruz. Körfez Savaşı sırasında Hollandalı gençler 1900 Pentagon'un bilgisayarına giriyor ve gizli ve hassas bilgilere ulaşıyorlar. Ve 1999 yılında Amerikan ordusu ve farklı ülkelerin bilgisayar korsanları tarafından müttefik güç operasyonu düzenlenerek bilgi savaşının bütün unsurları tam olarak kullanılıyor ve bilgisayar korsanlığının geniş olarak yaşandığı bir olay karşımıza çıkıyor. 2000-2005 yılları arasında Filistin ve İsrail'li bilgisayar korsanları çok sayıda devlet ve gruba ait internet sitesine e-posta bombardımanı gönderiyorlar ve DDoS yani hizmet dışı bırakma saldırısı gerçekleştiriyorlar. 2001 yılında Suudi Arabistan, Pakistan, Hindistan, Brezilya, Arjantin, Malezya, Kore, Endonezya, Japonya bilgisayar korsanlarının dahil olduğu Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ait çok sayıda internet sitesi tahrip ediliyor ve yine DDoS saldırıları gerçekleştiriliyor. Yani hizmet dışı bırakılıyor saldırının gerçekleştirildiği internet siteleri ve bu olay birinci siber dünya savaşı olarak adlandırılıyor. Yine 2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından teröristlerin yol kenarında bombalı saldırı gerçekleştirmede kullandıkları cep telefonlarına, bilgisayarlara ve aynı zamanda başka iletişim araçlarına yönelik siber saldırılar gerçekleştiriliyor. 2009 yılında Çin hükümeti tarafından Tibet'le sürgündeki gruplara yönelik bir siber saldırı gerçekleşiyor. 2008 yılında Rus hükümeti tarafından yapıldığı düşünülen Gürcistan'a yönelik bir siber saldırı. 2010 yılı da çok önemli çünkü Stuxnet saldırısının, solucan saldırısının yapıldığı yıl. Amerikan hükümeti ve İsrail tarafından İran'ın nükleer programını yavaşlatmak için kasti bir şekilde bilgisayar solucanının kullanıldığı düşünülüyor. Bu bize şunu gösteriyor. Aslında ulusal güvenlik konusunda
ülkelerin birbirleri arasındaki güvenlik sorununun bir noktadan sonra sadece askeri olarak sahada değil ya da masada diplomasiyle değil, aynı zamanda bu tür bilgi ya da bilgi çalmak, bilgiyi manipüle etmek ya da sistemi çalışmaz hale getirmek açısından da kullanılıyor. Bu Stuxnet kötü niyetli yazılım tarihindeki en büyük başarılardan birisi olarak değerlendiriliyor. 2011 yılında Kuzey Kore hükümeti tarafından yapıldığı düşünülen hükümete yönelik DDoS saldırısı var. Bu da Kuzey Kore'nin aslında siber silahları denemek için geliştirdiği bir saldırı olarak görülüyor. Bir sonraki slide'a geçebiliriz. 2012 yılında yine Beyaz Saray'a, Beyaz Saray'daki askeri daireye Çin'le bağlantılı bilgisayar korsanlarının giriş yapıldığı düşünülüyor. 2012 yılında Orta Doğu'da birçok petrol ve gaz tesisini hedef alacak siber saldırılar gerçekleştiriliyor. Bunlardan en önemlisi Suudi Arabistan'ın petrol şirketi olan Aramco'nun 2012 yılında 35 bin bilgisayarına virüs bulaşması ile yaşanıyor. 2013 yılında Singapur Başbakanı Long'un resmi internet sitesi yine bilgisayar korsanları tarafından saldırıya uğruyor. Ve Guy Fawkes'ın maskesi takılarak bugün Singapurlu olmak harika mesajı yayınlanıyor. Daha sonrasında İsrail'in Filistin politikalarına karşı yine başka bir İsrail'in resmi internet sitelerine siber saldırı gerçekleştiriliyor. 2015-2016 yıllarında Amerika ile özellikle Rusya'yı karşı karşıya getirebilecek saldırılar oluyor. Özellikle 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlere Rusya'nın müdahale ederek bir aslında siber saldırı, internet sitesine siber saldırı yapmakla Rusya suçlanıyor. Ve biliyorsunuz bu dava süreci de uzun bir süre devam etti. 2016 yılında İran'ın bilgisayar korsanları milyonlarca kullanıcısı olan Telegram'a saldırı düzenliyorlar. Ve birçok telefon numarası sızdırılıyor. Baktığımız zaman 2016 yılında Bitcoin'in Hong Kong borsasına siber saldırı yapılıyor ve 65 milyon dolar değerinde dijital para çalınıyor. 2017 yılında kredi raporlama şirketi Equifax'a bir siber saldırı düzenleniyor ve 150 milyona yakın Amerikalı'nın kişisel bilgileri çalınıyor. Baktığımızda 2020 yılında Dünya Sağlık Örgütü'ne bir saldırı düzenleniyor, siber saldırı düzenleniyor ve bu siber saldırı sonucunda da özellikle koronavirüsle ilgili bilgilerin çalınmaya çalışıldığını görüyoruz. 2019 yılında da yine Türk Telekom saldırıya uğrayan şeylerden bir tanesi oldu. Şimdi baktığımızda başka neleri görüyoruz? 2020 Gazprom boru hatlarına siber korsanlar tarafından saldırılıyor. Bu kritik altyapılar için önemli. 2003'te Ohio'da Davis Bess nükleer santrali emniyet sistemleri Slammer solucanından etkileniyor. Yine 2003'te Blaster solucanı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakası elektriksiz kalıyor. Code Red virüsü nedeniyle 2004 yılında Amerika'da Amtrak demiryolu hatları kapanıyor. 2008'de Hatch nükleer enerji santralinin yazılım güncellemesi yaptıktan sonra açılamadığı görülüyor. 2009-2010'da İran'ın nükleer tesislerine saldırı yapıldığını söylemiştik ve 2010 yılında Çin internet trafiğinin %15'ini 18 dakika boyunca kendisine yönlendiriyor. Şimdi Türkiye'dekilere bakalım çok kısa. 2005'te Emniyet Genel Müdürlüğü sitesine girilerek İstanbul'daki bütün trafik cezaları siliniyor. 2007'de MOBESE sisteminde girilerek sistem görüntüleri deşifre ediliyor. 2008'de Türkiye'deki bütün valiliklerin sitesine girilerek 2 Temmuz Sivas katliamı ile alakalı yazılar yazılıyor. 2012'de emniyetin %95'i hackleniyor ve çok sayıda ihbar ve iç yazışma kamuoyu ile paylaşılıyor. Nisan 2012'de İçişleri Bakanlığı'nın web sitesi hackleniyor ve buraya mesaj bırakılıyor. Yine 2012'de TTNet internet servis sağlayıcısı 2 saat süreyle hizmet veremiyor. Temmuz 2012'de Dışişleri Bakanlığı'nın dosya paylaşım siteleri hedef alınarak Türkiye'de çalışan pek çok yabancı diplomatın kimlik bilgileri Dropbox adlı site üstünden yayınlanıyor. 2012'de ÖSYM'ye yönelik bir saldırı oluyor, site çöküyor ve 2013'te de YÖK'ün sitesine ikinci saldırı yapılarak yolsuzluk, haksızlık belgeleri yayınlanıyor.
Şimdi başka saldırılar da var kritik altyapılara yönelik. Mesela 2008 yılında Erzincan'da Bakü Tiflis Ceylan petrol hattı üzerinde meydana gelen patlama, 2009 yılında Atatürk Havalimanı'nda bilet ve bagaj işlemlerinin Configure solucanı tarafından engellenmesi, 2013'te Emniyet Genel Müdürlüğü bilgisayarlarına yapılan siber saldırı sonucu hem Atatürk hem Sabiha Gökçen havalimanlarında pasaport kontrolünün yapılamaması, 31 Mart 2015'te Türkiye çapında 3 ila 10 saat arası süren elektrik kesintisi ve 2018'de Emniyet Genel Müdürlüğü bilgisayarlarına yapılan siber saldırı. Şimdi burada bütün bu siber saldırılara baktıktan sonra aslında ve kritik altyapıların ne kadar önemli olduğunu, ülkelerin güvenlik problemlerinin yani somut olarak yaşanan güvenlik problemlerinin aslında bir noktadan sonra siber saldırılarla ülkelerin ilerleyişini, kendileri için tehdit oluşturma olasılıklarını ortadan kaldırmak için siber alanı da, siber saldırıları da çok fazla kullandığını görüyoruz. Peki buna karşı yapay zeka nasıl kullanılıyor? Son olarak da çok vaktimi açtım mı? Vakti de bakamadım. Ama hemen toparlıyorum. Hocam iyi olur. Ben tam birazdan Tamam. Son artık söylüyorum. Tamam. Çok özür dilerim. Çok vaktinizi aldıysam. Şimdi artış gösteren siber saldırılara karşı teknolojik önlemlerin gelişmesine karşılık aslında akıllı siber yazılımlar ortaya çıkıyor. Ve yapay zeka ile birlikte bu yapay zekanın kullanılması ile birlikte tüm bu saldırılar aslında yapay zeka teknolojileriyle daha tehlikeli, daha kontrol edilmez ve birazcık daha tehlikenin nereden geldiği anlaşılmaz bir yöne doğru evriliyor. Dolayısıyla buna karşı da bir takım siber güvenlik önlemlerinin alınmasında yapay zekanın kullanılması önemli bir role sahip oluyor. Neler yapılıyor mesela? Yapay sinir ağlarının kullanılması. Özellikle işgalleri saplamada, önlemede yani birisi sizin bilgisayarınıza girip bir bilgi çalmak istediği zaman yapay sinir ağlarının kullanılması, DDoS bilgisayar virüsünün ve kötü amaçlı yazılımların engellenmesi açısından en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi tabii ki geliştirilmesi gerekiyor. Onun dışında expert sistemlerin kullanılması önemli. Yani uzman sistemlerin kullanılması önemli. Kural tabanlı sistemler oluşturuluyor. Böylelikle bir sistem trafiği incelenip genel kurallar oluşturuluyor ve bu kurallara göre bir takım davranışlar belirleniyor yapay zeka üzerinden. Ve bu davranışlar sınıflandırılıyor. Böylelikle daha sonrasında size bir saldırı olduğu zaman aslında ilk başta yapay zeka ile belirlenen bu sistem trafiğiyle oluşturulan kurallar genişletilerek sonrasında yapılabilecek olan saldırılar ya da bir anormallik görüldüğünde hemen buna müdahale etmek ya da bunları engellemek gerekli önlemlerin alınması açısından önemli. Diğer baktığımız zaman intelligent agent dediğimiz işte zeki ajanların kullanılması önemli. Bu da yine en çok kullanılan sistemlerden bir tanesi DDoS saldırılarına karşı kullanılıyor. Genetik algoritmaların kullanılması yapay zeka açısından ve bulanık mantık sisteminin kullanılması önemli. Burada hem tespit etme, hem engelleme, hem ilişkilendirme üzerine yapay zeka teknolojileri kullanılıyor. Peki yapay zekanın saldırı amaçlı kullanılmasına baktığımızda da şunları görüyoruz. Çünkü güvenliği, siber güvenliği yapay zeka açısından düşünürken aynı zamanda saldırıyı da düşünmemiz lazım. Burada güvenilir kullanıcıların kimliğine bürünme yapay zeka ile çok daha kolay bir noktaya geliyor. Çünkü analiz edilip o kimliğin taklit edilmesi ya da o kimliğe uygun bir ortamın yaratılması, arka planı karıştırmak yine, daha hızlı saldırılarla daha etkili sonuçlar alabilmek, güvenlik açığını keşfetmek açısından yapay zeka çok aktif kullanılıyor ve veri zehirlemesi ya da manipülasyon dediğimiz verilerle ilgili bozulmaları ortaya çıkartmak için. Burada toparlamak gerekirse temel olarak bütün bu kritik altyapılara karşı yapılacak olan saldırılarda ve siber saldırılarda daha çok tabii ki bu siber saldırıların hem saldırı boyutunda hem de güvenlik boyutunda yapay zekanın sıklıkla kullanıldığını ve bunun çok aktif olarak yer aldığını görüyoruz. Burada önemli olan şey şu: saldırılara yönelik aslında bu tür gelişmeler varken güvenlik önlemlerinin de her ülke tarafından çok ciddi anlamda alınması. Çünkü biliyorsunuz bu bilgilerin paylaşılması, yayılması çok kolay ve yapay zeka ile gerçekleşen saldırılarda maalesef faili meçhul saldırılar olarak karşımıza çıkıyor. Kimin yaptığı, nereden yaptığı çok belli olmuyor. Fahrizade suikastini düşünürseniz eğer çok uzaktan gerçekleşen bir saldırıydı ve bu nasıl gerçekleşti, nereden gerçekleşti o bile bilinmiyordu. Dolayısıyla
Dolayısıyla bu Türkiye başta olmak üzere hem bu teknolojiyi yakalamak, dünyaya yön vermek açısından hem de bu güvenlik önlemlerini almak en önemli sanırım geliştirilmesi gereken alan olarak karşımıza çıkıyor. Sabredip dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet Ece Hocam, çok teşekkür ediyoruz bu güzel sunumunuz için. Hızlıca da toparlayayım deyip toparladığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi ben izleyicilerimizin müsaadesiyle sözü tekrar Sayın Başkanımız Zafer Küçük Şabanoğlu'na vermek istiyorum. Çok teşekkür ederiz Kıvılcım Hocam ve Ece Hocam. Bugünün anısına sizlere küçük bir armağan vermek istiyoruz. Arkadaşlarımız gösterecekler. Baştan söylediğim gibi biz ülkemizin gençlerine çok güveniyoruz, inanıyoruz. Yapay zeka alanında çok güzel çalışmalar da yapacaklarını düşünerek bilim seferliğine katkıda bulunarak genç arkadaşlarımıza kodlama seti hediye ettik sizlerin adına. Bu da bugünün anısına sizlere küçük bir armağan kabul ederseniz. Çok teşekkür ederiz. Çok değerli. Çok ince bir düşünce olmuş. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Sağ olun. Evet. Ece Hocam, tekrar sunumunuz için teşekkürler. Hani kritik altyapılar, siber savunma, siber güvenlik ve ülkelerin bu konuda yaptığı çalışmalar, ne tür tehditlerle karşı karşıya olduğu gibi çok kıymetli konulara temas ettiniz. Ben şimdi biraz süremizin sıkışması dolayısıyla hemen yorumlama yapmadan doğrudan soru cevaba geçmek istiyorum. Ama bir şey daha değinmek istiyorum. Bugün aramızda çok kıymetli misafirlerimiz var. Kıymetli hocalarımız, rektörlerimiz var. AYPA Danışma Kurulu üyelerimizden güvenlik ve dış politika alanında uzmanlığı bulunan hocalarımız var. Mustafa hocamız aramızda, Mustafa Aydın, Cengiz Tomar hocamız aramızda, Yelda hocamız, Yelda Angun hocamız aramızda. Çok kıymetli diplomatlarımız, büyükelçilerimiz bugün aramızda. Çok kıymetli Namık Tan Bey, çok kıymetli Tacan İlden Bey. Onlara da tekrardan hoş geldiniz diyor. Bu toplantımıza katıldıkları için teşekkür ediyorum. Kendilerinin burada hani bir sözü söylemek istedikleri olur ise onlarla başlamaktan ben memnuniyet duyarım. Kıymetli hocalarım, kıymetli büyükelçilerim, bir sözünüz, katkınız veya sorunuz var ise Namık hocamı Namık Bey'i görüyorum. Evet, kıymetli büyükelçimizin. Buyurun Namık Bey, mikrofonu açarsanız. Teşekkürler. Öncelikle çok teşekkür ediyorum sunuşta bulunan hocalarımıza. Gerçekten son derece öğretici ve ufuk açıcıydı. Her ikisine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben bir kere bu kuruluşu yani kendi ölçülerimde naçizane takdir etmek istiyorum. Gerçekten bunu akıl edenleri ve emek verip kuranları, bu çalışmaları katkı sağlayanları da tebrik ediyorum. Bunun çok çok önemli olduğuna inanıyorum. İşte arkadaşlarımız gayet güzel anlattılar. Geleceğin Türkiye'si bakımından da çok önemli elbette. Çünkü bu alandaki gelişmeler geometrik hızla devam ediyor. Benim sorum şu, şimdi burada değerli hocalarımız bazı tespitlerde bulundular ve bizi o konularda aydınlattılar. Bu tabii güzel, önemli ama benim açımdan başka bir yönü var bu da. O da şu, acaba farkındalık bakımından durum nedir? Yani kurumsal farkındalık, sektörel farkındalık örneğin mesela iş camiasında nasıl bakılıyor bu iş? Akademik camiada ne kadar bir farkındalık var? Kurumsal anlamda mesela bizim bakanlığımızda Tacan da mutlaka biliyor. Zaten kurumsal olarak çok önemli bir uluslararası kurumun efendim genel sekreter yardımcılığını yaptı. O da bu kurumsal farkındalığın ne kadar önemli olduğunu eminim vurgulayacaktır. Şimdi ben bunu merak ediyorum. Bu konuda bir çalışma var mı? Ve Türkiye'nin bu konularda biraz geride kaldığını düşünüyorum. Şöyle söyleyebilirim size. Yani biz mesela Dışişleri Bakanlığı olarak
Bugün Türkiye teknolojik alanda, özellikle dijital teknoloji alanında biraz mesafe kaydetmişse, bunu gururla söyleyebilirim ki Tajan'ın da teyit edeceğini düşünüyorum. İlk adımları atan kurumlardan bir tanesiyiz. Gerçekten de önemli katkılarda bulunduk. Devletin, yani devlet aygıtının bütünü itibariyle bu konularda ilk adımları atması bakımından gerçekten önemli katkılar sağladık. Ama sonrası pek başladığı gibi gitmedi gibi, sanki bana öyle gibi geliyor. Çünkü biz de biraz devletin içinden çekildiğimiz için elbette dışarıdan bakıyoruz. Bu konuda benim sorum, yani acaba o her iki hocama da soruyorum. Yani o konularda söyleyecekleri nedir? Ne kadar bir farkındalık var? Ve bu ben mesela bunun bir kaygılandırıcı bir farkındalık en azından olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu geride kalışımızı telafi etmek pek kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Tekrar bu kuruluşu da, davetinizi de beni hani aranıza alıp bu izlememi sağladığınız için de teşekkür ediyorum. Hepinizi tekrar tebrik ediyorum. Çok önemli bir kuruluş olduğunuza inanıyorum. Ve bundan sonraki çalışmalarınızı da sizin müsaade ettiğiniz ölçüde izlemeyi izlemekten memnun olurum. Çok teşekkür ederim. Sevgiler. Evet, kıymetli Büyükelçim, çok teşekkür ediyoruz sorunuz için. Kıvılcım Hocam ve Ece Hocam, buyurun, söz sizin. Ben müsaadenizle başlayabilirim ama sanırım Tacan İldem Bey el kaldırdılar, kendilerinin hakkını da almış olmayı. Evet, Tacan İldem Bey, hepsini şey yapacağım, eğer uygunsa. Diplomat olarak belki birbirimizi tamamlayabilecek daha kolay bir cevap olabilir diye. Tacan Bey için de uygunsa, kıymetli Büyükelçim sizin için de uygunsa, hani ek yapmak istiyorsanız, ben gördüm el kaldırdığınızı, sonrasında söz verecektim. Nasıl uygun görürseniz buyurun, eğer benzer doğrultuda bir şey söylemek, belirtmek istiyorsanız buyurun efendim. Öncelikle ben de böyle bir önemli toplantıya davet edildiğim için teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Başkan Sayın Zafer Küçük Şabanoğlu'nu bu değerli girişiminden dolayı kutluyorum. Bu toplantıyı da çok önemli görüyorum. Değerli Kıvılcım ve Ece hocalarımızın sunumlarından çok yararlandım. Kendilerine çok teşekkür etmek isterim. Ben belki değerli meslektaşım Büyükelçi Namık'tan'ın sözlerine ilave olabilecek. Çünkü kendisi son görevime atıfta bulundu. NATO Genel Sekreter Yardımcılığı yaptığım yıllarda bu konuyu eline boyuna tartışıp ele almıştır. Belki bu çok değerli katılımcı grubunun bilgi dağarcığına da bir ilave yapmak bakımından birkaç şey söylemek isterim. Birincisi, gerçekten NATO'da yapay zeka ve bunun beraberinde getirdiği sınamalar ve fırsatlar giderek gündemi daha çok meşgul eder oldu. En son görev aldığım NATO'nun geleceğine ilişkin bir vizyon geliştirmek üzere oluşturulan NATO 2030 yeni çağ için birliktelik raporunu hazırlayan uzmanlar grubunda da bu konu önemli bir tartışma noktasını teşkil etti. Gerçekten yeni ve çığır açan teknolojiler ve bunun içinde sizin de işaret ettiğiniz güvenlik ve savunmayı ilgilendiren boyutları son derece önemli. 2018-2019 yıllarında NATO işlevsel bir reform gerçekleştirdi ve bunun bir parçası olarak da üst düzeyli stratejik değerlendirme kurulu oluşturdu. Bu genel sekreter başkanlığında genel sekreter yardımcıları, askeri komite başkanı, askeri karargah genel müdüründen oluşan kısıtlı bir gruptu.
Şimdi bu grubu neden belirtmek istedim? Çünkü bütün çalışmanın temelinde yapay zekaya dayalı bilgilerin değerlenmesi suretiyle hem iki haftada bir durumsal farkındalık geliştirilmek suretiyle dünya nereye gidiyor, tehdit algısı nasıl gelişiyor, NATO'nun imkan ve kabiliyetleri nelerdir, bunlara bakıyorduk. Diğer iki haftada bir dönemde yaptığımız toplantılarda ise daha odaklı bir şekilde spesifik konular itibarıyla o tehdit algısı yaratan konularda önümüzdeki dönemde bizi meşgul edebilecek durumları değerlendiriyorduk. Ve hepsinin temelinde, merkezinde de bu yapay zeka ve onun yardımıyla büyük datayı değerlendirmemiz söz konusu oluyordu. Şimdi Kıvılcım Hocam kamu diplomasi ve stratejik iletişim açısından da konuya değindi. Benim sorumlu olduğum bölüm stratejik iletişim ve kamu diplomasisi alanıydı. Orada da benim bulunduğum dönemde enformasyon değerlendirme alanında bunu kullanmaya başladık. Buradan da amacımız şuydu. Bizim söylemlerimiz, kamu diplomasisindeki ilettiğimiz mesajlar kitlelerde nasıl yankı buluyor? Hasımlarımızın mesajları nasıl yankı buluyor? Çünkü dezenformasyon bugün hibrit savaşın en önemli unsurlarından biri. Ve hibrit taktikler de artık eskiden çok belirgin olan savaşla barış, ihtilaf ve barış arasındaki o çizgiyi belirgin olmayan bir hale getiriyor. Ve biz yapay zekadan yararlanmak suretiyle sizin de isabetle işaret ettiğiniz o mesajlarımızın seçilmiş kitlelerde nasıl yankı bulduğunu ya da bulmadığını tespite çalışıyorduk. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey. Şimdi ben değerli meslektaşım Namık Bey'in söylediğine tümüyle katılıyorum. Bu konuda çok geride kaldığımızı düşünüyorum. Yani NATO'da üst düzeyde bir görev almış kişi olarak orada yürütülen faaliyetlerle bugün içinde olmasam da dışarıdan baktığımda yapmakta olduklarımız arasında bir aleyhimize fark olduğunu görüyorum. Dolayısıyla sizin bugün burada bizleri bilgilendirmek suretiyle yaptığınız bu değerli çabanın daha geniş kitlelere ve kritik kurumlara erişim suretiyle bir anlam ifade etmesine çalışmanın son derece önemli olacağını düşünüyorum. Bu açığı kapatma yönünde örneğin biz NATO 2030 raporunu sunduğumuzda önemli bir tavsiye yer verdik. Dedik ki NATO teknolojik üstünlüğünü muhafaza edebilmek için özellikle muhasımları olan Çin ve Rusya Federasyonu'ndan bahsediyoruz ama sırf o da değil, başka ülkeler de söz konusudur. Ne tür zafiyetler yahut açıklar mevcuttur? Bunu tespit için dijital bir zirve toplansın. Buna sadece devlet ve hükümet yetkilileri değil, özel sektör, akademi de katılıp katkıda bulunsun. Yani aynı şeyin ben Türkiye'nin ulusal düzeyde de gerçekleştirmesi gerektiğine inanıyorum. Yani böyle bir üst düzey toplantı yapıp bütün paydaşları içine alacak şekilde imkanlarımız nedir, tehdit nedir, ne yapılmalıdır, açığımız nedir? Bunların bir tadadını yapıp bir yol haritası çizmekte büyük yarar var. Ve benim temennim sizin böyle bir çalışmaya ışık tutacak faaliyetlerinizi sürdürmenizdir. Lafı uzattım. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için ve sizleri kutluyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Sayın Büyükelçim. Burada ben hocalarıma sözü bırakmadan evvel bir
teşekkür iletmek ve yine düşüncelerini, görüşlerini almak üzere bir kıymetli Profesör Doktor Mustafa Aydın hocamızı anmak istiyorum. Derneğimizin kuruluşundan beri bize verdiği katkılardan ve bu başta bu etkinliğin oluşması noktasında katılımcı hocalarımızla birlikte planlama noktasında bize çok büyük destekleri oldu. Hani güzel yorumlar geldi kıymetli büyükelçilerimiz Namık Bey ve Tercan Bey'den. Mustafa hocam da taçlandırır ise bu etkinlikte de büyük emeği olan bir isim olarak ben moderatör olarak memnun olurum. Ardından hocalarıma kısa olacak şekilde cevaplamak üzere sözü bırakmak isterim. Yelda hocamı da görüyorum. Hocam geleceğim. Bence Gökhan, taçlandırmadan danışmanlık görevimi yapayım yine daha önce yaptığım gibi. Bence bizi boş verin, bizim görüşlerimizi bir kenara bırakın, sırayla geçmeyin. Genç arkadaşlar konuşsun, bu işi bizden daha iyi biliyorlar. Biz de öğrenelim yani. Boş ver protokolü. Yok, protokolü olsun. Bizim için arkadaşlarım burada hepinizden yani bunu dediğim için af buyurun. Hani benim için de çok kıymetli. Hani bu alanda zaten kendince bir hem mesleki hem de akademik kariyer yapmaya çalışan bir insan için hani sizlerin düşünceleri, katkıları bizim için çok önemli. Burada hani şimdi birazdan zaten geçeceğiz. Arkadaşların soruları olacak, şey yapacak. Burada sizlerin yorumları, bu konudaki ufuk açıcı katkıları bizim için çok kıymetli. O yüzden ben özellikle yani protokol olarak değil, burada samimi bir AYPA ailesi ve AYPA ailesinin mensupları, misafirleri olarak yapılan bir organizasyon olduğu için o noktada hani çok daha böyle samimi, güzel bir ortam gördüğümden ben. Evet, teşekkürler. Buyurun, teşekkürler. Çok memnunuz yani hocam. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Yani benim yani bu konu bana çok uzak olan bir konu biliyorsun. Danışma kurulunda toplandığımızda da söylemiştim. Yani çok önemli olduğunun farkındayım ama çalışma alanı olarak da bana çok uzak. Dolayısıyla hocaların açıklamalarından öğreniyorum. Daha da öğreneceğim. Bu siber güvenlikle ilgili kısımlarını tabii daha önce de çeşitli yerlerde dinledik, biraz kulak aşinalığımız var ama ben meselenin biraz daha böyle teknik boyutları üzerine gitmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hepimiz aslında Ece Hoca'da, Kıvılcım Hoca'da, Yelda'da, ben de biz daha sosyal bilimciyiz. Ve bu meselenin de daha sosyal bilim tarafından bakıyoruz. Bugüne kadar da hep öyle daha çok dinledik. Belki bilmiyorum içinizde varsa meselenin teknik boyutları konusunda bizi biraz daha bilgilendirecek, daha çok nasıl pozisyon almamız gerektiği için yönlendirebilecek birileri varsa onların söz almasını daha çok isterim. Çünkü hani yani ortada bir tehdit var ve bunun güvenliğinin önlemini alalım deyince tamam yani sosyal tarafta biz onun söylemini geliştiririz ama önlemin nasıl olacağıyla ilgili teknik bilgi bence daha önemli. Ben o yüzden onu daha çok önemsiyorum. Şey tarafı Sayın Büyükelçilerin değindiği diplomasi için kullanılması meselesi, kamu diplomasisi ve diğer yöntemler açısından. Bunu Namık Tan Büyükelçim hatırlayacaktır. Biz bir birlikte şey de yaptık, tartışma da yaptık. Yeni diplomasi de yeri, Twitter'ın yeri özellikle de o dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinde çok fazla gündemdeydi Trump sayesinde bu. Dolayısıyla meselenin o boyutunun herkes farkında bence ama çok ben onu çok önemsemiyorum açıkçası. Daha çok şu ara yaptığım okumalarda mesela daha çok şunları önemsiyorum. Dış politika bir anlamıyla dokunuyor, güvenliğe bir anlamıyla dokunuyor ama daha da önemlisi örneğin devletlerin yönetim tarzına etkileri konusu mesela beni daha çok ilgilendirmeye başladı. Burada birkaç boyutu var. Bir, yabancı güçlerin devletlerin iç işlerine müdahalesini kolaylaştıran bir araca dönüştü. Yani bu ben bu siber unsurları biraz her zamanki diplomasi, her zamanki politikanın yapılma unsurlarının başka bir aracı olarak görüyorum. Yani tamamıyla anlamadığımız yönleri de olsa sonuçta bir araç. Eski usul diplomasinin veya eski usul siyasetin yapılmasının pratikteki yöntemlerine dönüşüyor. O yüzden devletler her zaman birbirlerinin iç işlerine müdahale ederler ve sonuçlarını değiştirmeye çalışırlardı.
Ama şimdi ortalama vatandaşın anlaması daha da zor olan bir takım yöntemlerle bunu yapıyorlar. İşte Amerikan seçimlerine müdahale konusu çok tartışmalı. Sadece o değil, İngiltere'deki mesela Brexit referandum konusunda kimlerin etkili olmuş olabileceği üzerine ciddi bir tartışma şu anda yürüyor. Avrupa'daki bir takım ülkeler kendi seçimleriyle ilgili böyle bir endişeyi ifade ettiler ve en azından dönüp bakıyorlar böyle bir şey olup olmadığına dair. Ben mesela Türkiye'de böyle bir çalışma yapıldı mı onu bilmiyorum. Onu mesela soralım yani hem Ece'ye hem de kayboldu Romina, Romya. Ha, Kıvılcım da burada. Evet. Ben göremiyorum, şöyle bakıyorum. Dolayısıyla mesela bu ben önemli yapılmadıysa belki bizim dernek böyle bir çalışma yapabilir. NATO'nun bu konuda Sayın Büyükelçim burada bu sene çok öne çıkarttılar. Resilience meselesi değil mi Sayın Büyükelçim? Toplumlardaki direnç. Bu yine Türkiye'de bence belki eksik kalmış alanlardan bir tanesi veya henüz uyanmadığımız konulardan bir tanesi. Bu konularda Türkiye'nin direnç, yani Türkiye derken Türk toplumunun aslında dirençli olmasını artırmak için neler yapmak lazım? Teknik olarak veya siyasi, bizim sosyal bilim tarafında. Belki biraz da bunu da konuşabiliriz. Bunların hepsi sonuçta dönüp dolaşıp ülkelerin mesela en son biraz demokrasi ve demokrasinin geleceğiyle ilgili okuma yapıyorum. Dönüp oraya da dokunuyor başladı. Çünkü devletler birbirlerinin iç işlerine karışırken aynı zamanda birbirlerinin yönetim tarzlarını da etkilemeye çalışıyorlar. İşte hepimiz şeyi hatırlıyoruz, 90'lı yıllarda Amerika Devlet Başkanı Clinton'ın 94'tü galiba. Dünyanın demokratikleşmesinin Amerikan güvenliği için birinci hedef olduğunu söylemişti. Ondan sonra da demokratikleşmeye büyük para harcadılar dünyada. Avrasya coğrafyasındaki renkli devrimler vesaire. Çünkü bazı devletler için, özellikle büyük devletler için, başka ülkelerin iç rejim yapıları da önemli. Onları kontrol edebilmek, yönlendirebilmek kendileri açısından. Şimdi baktığımızda çok benzer bir tartışmayı bu işte öğrenen makineleri kullanarak, öğrenen sistemleri kullanarak insanlar üzerinde, insanların profilleri üzerinde yapılan çalışmalarla, işte Cambridge Analytica veya benzeri çalışmalarla belli ülkelerin yönetim tarzlarını etkilemeye yönelik bir takım istihbarati çalışmalar, aslında artık istihbarat da değil, belki bunlar için özel yapılar da kurulmuş durumda. Bunlar da yapılıyor. O yüzden hani boyutlarının sanki sonu yokmuş gibi geliyor ama benim daha yakından ilgilendiğim boyutları bu, böyle demokrasiye etkileri, devletlerin yönetim rejim tarzlarına etkileri, iç siyasi yapılarını dönüştürmede başka ülkeler tarafından nasıl kullanılabiliyor ve bu iç yapıları bu tür saldırılara karşı daha dirençli nasıl hale getirebiliriz? İşte gerçek ötesi söylemi, o post-truth kavramı vesaire çıktı ortaya. Bunları hele Türkiye gibi, biz daha henüz normal okur yazarlıkta sıkıntı çeken bir ülke olarak siber okur yazarlığı nasıl bu topluma kazandırabiliriz? Anlatılanların doğruluğunu test etme konusunda sıkıntı yaşayan bir ülke olarak, örneğin sosyal medyada yayılan bilginin doğruluğu konusunu nasıl test etmelerini sağlayabiliriz? Ya da işte orada karşınıza çıkan bir fotoğrafın ona dayanarak bir politika yapılıp yapılmaması gerektiğiyle ilgili. Zaten mesela ülke birkaç haftadır sonuçta, değil mi, Sedat Peker'in videolarına kilitlendi kaldı. Şimdi bu mesela tamamen bir siber ortamda aslında gelişiyor. Yani bugünün teknolojileri sayesinde olan, mümkün kılan bir şey. Eskiden olsa böyle bir insan çıkıp fiziki olarak bu açıklamaları yapmak zorunda. Devletler bunun müdahale yöntemlerini buldular. Ama şu anda bu ortamda devlet anlaşıldığı kadarıyla yeterince de müdahale edemiyor. Dolayısıyla bu tür konular belki benim profesyonel deformasyonumla bana daha çok ilginç geliyor. Evet Mustafa Hocam, çok teşekkür ediyoruz.
teknik kısmıyla alakalı şunu söylemek isterim. Zaten toplantılarımızda da bulundunuz biliyorsunuz. Teknik ayağıyla alakalı çalışmalarımızı biz arka planda yapıyoruz. Çünkü bu konu gerçekten çok önemli bir konu. Hani bugünkü etkinliği bir başlangıç olarak bu alandaki Kıvılcım Hocam'la, Ece Hocam'la birlikte hani tartışmayı başlatmak, bir durum tespiti yapmak. Devamında dediğiniz gibi özellikle diplomasi değil de diğer tarafta ne tür çalışmalar yapılabilir, teknik ne tür bir politika önerileri çıkabilir, ne yapabilir? Onunla alakalı biz yine çalışmalarımızı da yapıyoruz. O yönde de bir etkinliğiniz muhakkak gelecektir zaten. AYPA'yı takipte kalsın herkes, öyle diyelim özette. O zaman ben müsaadenizle şöyle yapmak istiyorum. Mustafa Hocam'ın da çağrısına uyarak da bu arada herkes... El kaldırıp soru sorabilir, chatten de iletebilir. Onları almak alabiliriz sorularınızı oradan. Teknik sorular da gelebilir Mustafa Hocam belirttiği gibi. Bu toparlamayı yapmak için sözü Ece Hocam ve Kıvılcım Hocam'a vermek istiyorum. Hemen peşine Yelda Hocam, kendisi kıymetli bizim danışma kurulu üyemiz Profesör Doktor Yelda Ongun'a ve Ethem Büyükışık Paşa'mız aramızda, onlara sözü vermek istiyorum ikinci turda da. Çok hemen kısaca hocalarımızdan cevap alıp Yelda Hocam ve Ethem Paşa'mıza dönmek istiyorum. Kıvılcım Hocam sizden başlayalım. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Büyükelçimin sorusuna binaen şöyle bir kategorizasyon yapmamız mümkün. Şimdi Birleşmiş Milletler özelinde yapay zeka çalışmalarının odaklandığı iki nokta var. Bir tanesi uluslararası etik kodların belirlenmesi. Yani yapay zeka teknolojilerinin işte insan hakları ihlaline de müsaade etmeyecek şekilde doğru amaçlarla doğru şekilde kullanılması, özellikle de data mevzusu, bunun başında ifade ettiğim gibi kullanılması meselesi odak noktalarının bir tanesi. İkincisi, Birleşmiş Milletler insani güvenlikte yapay zeka teknolojilerinin nasıl kullanılabileceğine ilişkin bir takım inisiyatiflere açıkça destek veriyor ve buna ilişkin olarak da aktif anlamda farkındalık politikaları yürütüyor. Avrupa Birliği son 2019-2020 yılında aktif olarak Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu'nda yapay zekanın yaratabileceği, Avrupa Birliği bölgesinde yaratabileceği etkilere ilişkin analizler sundu. Özellikle yaşanabilecek sosyal dönüşümlere ilişkin olarak birlik ülkelerinin dikkatini çekmeye çalıştı. Çünkü sektörel entegrasyonla beraber artacak otomasyonların yaratacağı işsizlik riski ve bununla ilişkin olarak da ülkelerin sosyal politikalarını yeniden adapte etmelerine yönelik bazı uyarılarda bulundu. Etik kaygılarını ifade etti ama buna yanı sıra da özellikle Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki rekabeti dikkat çekerek Avrupa Birliği ülkelerinin de Ar-Ge yatırımları ve sektörel olarak entegrasyonları konusunda teşvik etmelerini söyledi. Nitekim bu konuda da Fransa ve Almanya'nın Avrupa Birliği'nde başı çektiğini biz görüyoruz. Sektörel entegrasyonda dünyada yapay zekaya adapte olan dört büyük sektör sayabiliriz. Bunlardan ilki sağlık sektörü, özellikle eczacılık sektörü pandemi sürecinde yapay zekayı aktif olarak kullanmasıyla aslında yapay zekaya en güçlü entegre olan sektörlerden biri olarak karşımıza çıktı. Aşı çalışmaları zaten bunu gösterdi. Diğer bir sektör medya ve bilişim sektörü ki zaten malumunuz. Üretim sektörleri ki otomasyondan kaynaklı ve dördüncü büyük sektör de finans sektörü olarak çıktı. Çin önümüzdeki 10 yıl içerisinde gayri safi yıllık büyümesinin %80'ini yapay zeka teknolojilerine dayalı olarak entegre ettiği sektörlere dayalı olarak geliştirmeyi hedefliyor. Yani burada aslında Sayın Büyükelçimin de ifade ettiği gibi ister uluslararası örgütler seviyesinde olsun, ister ülkeler seviyesinde olsun, ister sektörel bazda bakalım fark etmez. Mevcut durumda yapay zeka teknolojilerinin yarattığı hem teknolojik değişime hem sosyal değişime hızlı bir şekilde adapte olup buna ilişkin olarak bir şekilde pozisyon almayı başaranlar var gibi gözüküyor. Ama buradaki belirsizliği yaratan şey şu, sunumun içinde de söylemiştim, yapay zeka teknolojilerinin etki seviyeleri şu anda öngörülebilir değil. Yani minimal mi, evrimsel mi, devrimsel mi olacağı. Eğer devrimsel olursa bu çok ciddi bir kırılma yaratır ve bu kırılmanın sonucunda
Belki bütün bu çabaları gösteren ülkeler bile yapay zeka teknolojileriyle olan değişime bir şekilde adapte olmakta zorlanıyor ki burada kastettiğim şey özellikle sosyal değişim. NATO ile ilgili kısmı Sayın Tacan İlden Bey belirttiler zaten Sayın Büyükelçim. Yani ifade ettiniz. Dolayısıyla ben hani o konuda sizin sözünüzle söz söylemek istemem ama NATO'nun son dokümanlarında özellikle güvenlik perspektifinde de yapay zeka teknolojilerinin NATO'nun ve NATO üyesi ülkelerin hızlı bir şekilde adapte olması ve bu konuda da aslında NATO içinde ortak bir dil geliştirilmesine yönelik olarak vurguların bir ön plana çıktığını görüyoruz. Ben şimdilik çok da lafı uzatmadan bu kadarcık bir katkıyla kapatmak istiyorum. Umarım bir cevap olmuştur diye umut ediyorum. Teşekkürler Kıvılcım Hocam. Çok kısa Ece Hocam'dan da bir yorum alalım. Tamam. Öncelikle Sayın Büyükelçilerinin sordukları konuda Türkiye'deki durumu ben ifade edeyim. Çünkü Kıvılcım Hocam hani dünyadaki durumun perspektifine bir perspektif tuttu dünyadaki duruma. Türkiye'de ne yazık ki bu tür yatırımlar ve aynı zamanda bu konuyla alakalı yani yapay zeka konusundaki gelişmelere yönelik yaklaşım da hem sektörde hem akademide hem de farklı alanlarda da yani devlet politikalarında da aslında çok beklenildiği gibi yani durumun farkındalığının maalesef önemi ve bu konuda yapılması gereken, atılması gereken adımlar ile ilgili de çok fazla bir gelişme gösterdiğini ben yaptığım okumalar ve araştırmalarda göremedim. Sadece şöyle bir şey var, hani siber saldırılara yönelik 2020-2023 siber güvenlik stratejileri ve eylem planı oluşturulmuş. Ama onun dışında yapay zeka ile ilgili ben girdiğim başka toplantılarda da bir takım öneriler getirdiğim zaman önce işte şu krizlerimizi halledelim, önce yapmamız gereken işleri halledelim. Öncelikle şu andaki sorunlarımızı çözelim. Daha sonra yapay zeka teknolojisine geçeriz gibi hep bir erteleme var. Çok kısaca söyleyeyim çünkü vaktimi çok kaçtım demin. O yüzden çok uzatmak istemiyorum ama şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Yapay zeka teknolojisinin dışında kaldığımız zaman ben bu teknolojinin özellikle dünyada gelişmiş, gelişmekte olan ülkeler sınıflandırmasında çok önemli bir yere sahip olacağını söyleyebilirim. Böylelikle yapay zeka teknolojisine sahip olan ve bu konuda kendini geliştiren ülkeler gelişmiş ülke olurken geliştiremeyenler maalesef gelişmekte olan olarak kalacak. Yani böyle artık bizim sahip olduğumuz bu yeni devrim, yeni teknoloji devrimiyle birlikte, yapay zeka devrimiyle birlikte maalesef bu yapay zekaya kullananların mesela en basit iş gücü açısından düşünün. Yapay zeka teknolojisini kullananlar da ki iş gücü yapılan işlerin hangi işlerin makinelerle kullanılacağı ve yapay zeka teknolojisini kullananların öngörüleri, alacakları önlemlerle oluşturacakları politikalar, yönlendirmeler, özellikle mesela hibrit savaşta dezenformasyonun kullanılması, algı yönetimi, algıların yönetilmesi açısından çok çok önemli bir yere sahipken birileri bu gücü elinde tutarken çünkü burada bilgi çok önemli. Bilgiyi üreten ve bu bilgiyi teknolojide kullanan ve bunu yayan, bunda algı yönetimini oluşturan maalesef kazanan taraf oluyor. Eğer siz bu teknolojiye sahip değilseniz ve buna karşı da önlem alamıyorsanız o zaman siz hep yönlendirilen taraf oluyorsunuz. Dolayısıyla bu askeri anlamda da tehdit anlamında, güvenlik anlamında da olaylara bakış açısı, olayların hani değerlendirilmesi, nasıl değerlendirmemiz gerektiği konusundaki yönlendirmelerde bile karşımıza çıkacak durumlar. Türkiye bu konuda sanırım farklı konulara yaptığı yatırımlar kadar yani inşaat sektörüne yapılan yatırım kadar yapay zeka konusuna da yatırım da bulunsa böylelikle geleceğimize en azından sürdürülebilir olabilecek, ilerletebilecek bir konuda hem toplumu hem de ülkemizi geliştirebilecek bir noktaya erişebiliriz. Ancak ben bu konuda çok da bilinçlendiğimizi ve bir farkındalık kazandığımızı sektörel anlamda da akademide de mutlaka çalışan hocalarımı dışında tutarak söylüyorum bu konuda. Böyle bir bilincin oluştuğu onu ne yazık ki göremiyorum diyorum ve sözümü bitiriyorum. Teşekkürler Ece Hocam. Ben burada yorumlar yapılıyordu ama unutmadım. Kıymetli Büyükelçimiz Namık Tan Bey'in belirttiği bir hususla alakalı başkanımız Zafer Küçükşabanoğlu'nun belirteceği bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu
toplumda algı noktasında ne tür bir durum var? İşletmelerin olaya, sektörün olaya bakışı nasıl gibi belli ara satır ara cümlelerden bir nokta aldım ben. Bu konuda çünkü bizim çalışmalarımız vardı. Onunla ilgili kısa bir şeyler söylemek isteyebilir diye kendisine bir söz vermek çok istiyorum Sayın Başkanımızın. Çok teşekkürler sevgili Gökhan. Hemen söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz Sayın Büyükelçilerimize, Mustafa Hocamıza. AIPA önümüzdeki hafta Türkiye'deki ilk ve tek yapay zeka algı ve bilinirlik araştırmasını açıklıyor. Kuantum araştırmayla geçen ay başladık. 3 gün önce sonuçları elime ulaştı. Şu an bir ekibimiz raporlaştırmayla uğraşıyor. Şu an toplantı yapıyorlar. Önümüzdeki hafta büyük bir basın duyurusuyla Türkiye'deki ilk ve tek yapay zeka algı ve bilinirlik araştırmasını açıklıyoruz. Bu araştırmada Türkiye toplumu yapay zekadan ne anlıyor? Korkuyor mu? Hangi sektörler yapay zekadan etkileneceği kadar çok teferruatlı bir araştırma ve ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Hepinize zaten göndereceğiz. Belki de Türkiye'deki ilk farkındalık araştırması olacağı için bu anlamda çok önemsiyoruz açıkçası. Teşekkürler Gökhan. Evet, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Böyle de bir sürprizimiz vardı. Zaten mensuplarımız bununla alakalı haberdarlar. Böyle bir çalışmayı da yaptık yani Sayın Büyükelçim. Çünkü bizim derneğin en temel amaçlarından, hedeflerinden birisi toplumsal manada bunun bilinirliğini ve farkındalığını sağlamak. Bununla alakalı da çalışmamızı yapmıştık. Şimdi bir hatırlatma yaparaktan hemen Yelda Hocama ve Ethem Paşamıza sözü bırakmak istiyorum. Soru sormak isteyenler aşağıda hani el kaldır butonundan el kaldırarak kendilerini belli edebilirler. Bizatihi sormak istemiyorlarsa chatten de iletebilirler. Gelen sorular var görüyorum. Hemen dönüşte yapacağım. Soruları olanları bekliyoruz. Herkes sorabilir. Dediğim gibi ısrarla bizden hani beklemeyin. El kaldırmanız veya sorunuzu iletmeniz kafi. Sorularınızı bekliyoruz diyorum ve AIPA Danışma Kurulu üyesi, kendisinin de lisanstan öğrencisi olduğum değerli Profesör Doktor Yelda Ongun hocama görüşlerini ve varsa sorusunu iletmek üzere sözü veriyorum. Buyurun Yelda hocam. Sevgili Gökhan, çok teşekkür ediyorum. Ne kadar mutluyum. Zafer de Gökhan da benim öğrencim. TOBB Üniversitesi'nden Gökhan öğrencim de, Zafer de benim tez öğrencim de. Kitabını birlikte yazdık. Sonradan da kitap olarak çıktı tezi. Mustafa Hocam protokol konuşmaları yapmayalım dedi ama hocam müsaadenizle ben öğrencilerime teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten bu çok önemli bir şey. Şimdi biz de bilmiyoruz aslında. Biz de yeni yeni öğreniyoruz. İşte Zafer söyleyinceye kadar tamam hep duyuyorduk biz yapay zeka ama bizim tabii yaşımız artık çok büyük. Onlar gençler çok daha yeni şeylere ilgileniyorlar ve şimdi içine girdikçe de okumalar yaptıkça da ve derneğin de başlıklarına bakınca işte spordan çevreye, efendim güvenlikten dış politikaya hemen hemen her alanda yapay zekanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. İşte okudukça mesela dün bir makalede şunu gördüm. Çin yapay zekalı yüz tanımayla suçluları tespit ediyor. Ece hocamın da dediği gibi bu yeni teknolojiyi kullanacak ülkeler ileride önemli bir statüye gelecekler. Dolayısıyla bu yeni teknolojiyi kullanmayanlar daha geri kalacaklar. Özetle bu kadar önemli olduğunun farkındayız. Ama açıkçası işte her tarafta da bu kadar önemli olan bir şeye karşı çok da hemen şey alamıyoruz, pozisyon alamıyoruz. Bu anlamda derneğin önemi çok kıymetli, böyle bir şeyin kurulmuş olması. Sayın Büyükelçim Tarcan İldem'in dediği gibi diğer paydaşlara da yaymamız lazım bunu. Mesela üniversitelere. Şu anda ben Hacettepe Üniversitesi'nde bir yapay zeka bölümünün kurulduğunu biliyorum. Bir de sanırım TOBB Üniversitesi'nde yapay zeka bölümü var. Bizim üniversitemizde de bir yapay zeka merkezini açtık birkaç ay evvel. Bölüm de kurulacak bu sene. En azından ben burada şunu önerebilirim. İlk paydaş olarak Başkent Üniversitesi'ndeki yapay zeka merkeziyle derneğimize en azından irtibatlandırabiliriz ve diğer paydaşlara da şey yapabiliriz, bunları yayabiliriz. Dolayısıyla derneğin çok kıymetli olduğunu söylemek isterim. Ayrıca Kıvılcım Hocam, Ece Hocam sunumlarınız çok çok güzeldi, çok bilgilendim.
sizlere de ayrıca çok çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Evet Yalda Hocam, çok teşekkür ediyoruz güzel yorumlarınız için. Gerekli değerlendirmeleri zaten biz AYPA ekibi olarak yapacağız. Muhakkak bir çalışmalar, bir şeyler, birliktelikler, işbirlikleri de olacaktır muhakkak. Çok sağ olun. Ben Ethem Paşa'mıza söz vermek istiyorum. Kendisi de uygun bulursa. Paşam buyurun. Mikrofonunuz kapalı bu arada. Şöyle. Herkese iyi günler diliyorum. Öncelikle başta Sayın Başkan Zafer Küçük Şabanoğlu ve Ecevit Kıvılcım hocalarıma çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada Sayın Büyükelçileri, Sayın hocalarımı ve diğer katılımcıları da selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum. Ben de konuyla ilgili olarak önce çok kısa fikrimi arz etmek istiyorum bu konuyla ilgili olarak. Çünkü benim meslek yaşamım hemen Soğuk Savaş döneminin sonlarına doğru başlayıp bilişim çağının gelişmeye ve mesafe kat etmeye bir dönemde devam etti ve bilişim çağının meyvelerin alındığı dönemde de sona erdi. Dolayısıyla bilişim çağında klasik savunma ve güvenlik politikalarının ve kuvvet yapılarının nasıl değiştiğini görme ve bunu tecrübe etme fırsatımız da oldu. Bu yapay zekanın ülkelerin savunma politikalarına ve savunma yapılarına olan en büyük etkisi artık orduların küçülmesi ve küresel olarak hemen hemen tüm dünyada emek yoğun ordulardan teknoloji yoğun ordulara geçişin başlaması oldu. Şu anda asker sayısı sürekli düşmeye devam ediyor bütün ordularda ve kuvvet yapıları kitle ordusundan profesyonel, küçük ve yetenek tabanlı ordulara dönüşüyor. Zorunlu askerlik anlayışı yerini gönüllü ve vicdani gönüllü kamu hizmeti ve vicdan red haklarında bünyesine barınan profesyonel orduya bırakmaya başladı. Ordu içinde bizim alıştığımız o sınıflar, branşlar, rütbe temelindeki farklılaşma neredeyse ortadan kalkmaya başladı. Ordu kadrolarında bu çok şaşırtıcı ama askerlerden ziyade sivil uzman kullanım oranları artmaya başladı. Ayrıca sivil toplumun savaş ve görev zayiatlarına tahammülünün azalması nedeniyle de artık ordular en az zayiatla en yüksek etkiyi ne şekilde yaratırızın peşinde koşmaya başladılar. Tabii yapay zekanın ortaya koyduğu en büyük etkilerden birisi harekat alanında belirsizliğin ve kestirilemezliğin, savaşın sisinin artması oldu. Bir de bu yönü var işin. Sürtünmeden arındırılmış ani ve tek bir darbeyle güçlerin tamamen boşalması şeklinde gelişebilecek mutlak savaş ihtimali artık bir ütopya olmaktan çıktı. Her an var olabilecek bir seçenek haline geldi. Bir de harekat alanlarımız değişti tabii. Eskiden kara, hava, deniz harekat alanlarına uzay eklenmişti. Şimdi siber uzay harekat alanı da eklendi. Esas sürpriz şu, bu kara, deniz, hava ve uzay harekat alanları üzerinde siber uzay harekat alanı en yeni alan olmasına rağmen bir hakimiyet kurmaya başladı. Ve bütün bunların temeli artık siber uzay harekat alanı olmaya başladı. Ordularda dikey ve hiyerarşik emir komuta zinciri teşkilat yapıları bitti. Bunu artık söyleyebiliriz. Önce yatay, daha sonra ise ağ düzen organizasyon yapılarına geçtik. Yani hepimizin filmlerde izlediği ya da tecrübe etmiş olduğu askerlik gündeminde özellikle beylerin gördüğü ordu yapıları değişmeye başladı. Yani ben size şunu söyleyebilirim. Ben bölük komutanı, tabur komutanı, alay komutanıyken sevk ve idare ettiğim birliklerle tugay komutanıyken veya tümen komutanıyken sevk ve idare ettiğim birlikler arasındaki emir komuta zinciri ilişkisi tamamen değişmiş oldu. Eskiden bölük, tabur, alay, tugay bir anlam ifade ederken, kol ordular, ordular bir anlam ifade ederken artık bu tamamen değişti. Bunların hiçbir anlamı kalmadı. Doğrudan bir genelkurmay başkanı, hatta daha da ileri gideyim, devlet başkanı
ister Amerika'da olsun ister Türkiye'de olsun, ben bizdeki örneklerini de yaşayan birisi olarak söyleyebiliyorum. NATO'da da aynı ilişki ağını gördüm. En tepeden en aşağıdaki bir tim komutanına, bir bölük komutanına emir verebilir hale geldi. Bu teknoloji artık harekat alanının en ücra köşesine en tepeden erişim imkanı sağlamaya başladı. Bu bunun dışında yapay zekalı robotik kabiliyetler, çok maksatlı ve rollü insansız hava araçları, uzayı etkili kullanan balistik füze sistemleri gibi birçok şeyden bahsedilebilir. Bunlara girmeyeceğim çünkü zamanımız sınırlı. Ancak artık birbiriyle bağlantılı çalışan sensör ağları, angajman ağları ve veri tabanı ve bunların üzerinde bir karar organı, klasik organizasyon yapılarının yerini aldı. Etki odaklı harekat konseptiyle artık kamuoyu desteğini kesintisiz sürdürme imkanı ortaya çıktı. Mücadele edilen coğrafya ile kıt kaynaklar üzerinde sınırlayıcı etki yaratmayan, hedefi etki altına almada menzili uzun, doğruluğu yüksek, hatta tam olan teknolojiler kullanılıyor. Elektronik savaş, siber savaş, psikolojik savaş ve medya savaşı gibi dolaylı ancak daha maliyeti etkin seçenekler yeni savaş yöntemi olmaya başladı. Ordular için buna karşın teknolojiye erişim zorunluluğu, eğitimli insan gücü temini, kompleks işletme bakım idame sistemleri inşası gibi birçok yeni ihtiyaç alanları da ortaya çıktı. Şimdi artık bildiğimiz savaş ve harekat alanı kavramları, ordular değiştiği için hatta şunu da biraz iddialı bir laf olmakla birlikte söylemekte fayda var. Dördüncü Endüstri Devrimi'nin ilk uygulamaları günümüzün teknoloji yoğun ordularında yaşanmaya başladığı için artık değer yargıları da değişmeye başladı. Çünkü hiçbir asker artık etkisiz hale getireceği kişiyi görmemeye başladı. Ya da sanal ortamda onu görse bile karar verme sürecine birden fazla kişinin iştirak etmesi nedeniyle etki altına alacağı hedefle arasındaki duygusal bağlantıyı kaybetti. Bu şu anlama geliyor tabii. Artık insanlar hiç vicdan azabı çekmeden tetiği çekme özgürlüğüne kavuştular. Uluslararası hukuk açısından da tabii bunun yansımaları oldu. Bireysel olarak bu vicdani özgürlüğe kavuşan karar vericiler ya da tetiği çekenler artık bundan sonra yasal olarak bireysel anlamda uluslararası ya da ulusal hukuk karşısında sorumlu olmamaya da başladılar. Tüm bu değişimler aslında savaşın sosyolojisini ve savaşın psikolojisini kökten değiştirdi. Ve ben en son görev yaptığım zaman yurt içinde ve yurt dışında Tugay komutanı yıllarımda 40 bin fit üzerinde olan bir uçağın kendisini hiç görmeden, sesini hiç duymadan bir lazer işaretleyiciyle benden 5-10 kilometre uzaktaki bir hedefi görünmez bir lazerle işaretleyip 1 metre doğrulukla 2000 librelik bir bombayı o hedefin üzerine yöneltebiliyordum. Artık böyle bir noktaya taşındık. Zaten bunun insansız hava aracı versiyonları, insanlı hava aracı versiyonları en son Azerbaycan Savaşı'nda ne denli büyük ve tahripkar etkiler yaratıyor. Bunu da bize göstermiş oldu. Dolayısıyla yapay zekanın belki de en keskin ve en görünür etki yarattığı alan savunma ve güvenlik olanı oldu dersek sanırım çok da hatalı bir söz söylemiş olmayız. Ben kısaca bu konudan biraz bahsettikten sonra aslında uzunca bir süredir de üzerinde düşündüm, hatta okumalar yaptım bir konuda sayın hocalarıma soru tercih etmek istiyorum. Yapay zeka birçok şeyi çözdü. Bunu deneyerek, bunu deneyimleyerek bilen birisiyim. Ama biz bir şey çözememiştik harekat alanında. O da sezgisel alanla olan ilişkiyi bir türlü oturtamamıştık. Şunu söylemek istiyorum. Acaba yapay zeka
sezgi alanıyla, bilişsel alanla ilgili bir mesafe kat etmeye başladı mı? Başladıysa bu önce hangi alanlarda olmaya başladı ya da olacak? Bu konudaki değerlendirmelerini her iki hocamdan da alırsam çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Ethem Paşam. Hocam çok kısa, vaktimizi malum çok açtık. Son bir soru alıp kapatacağız sonra zaten. Buyurun Kıvılcım Hocam, buyurun. Şimdi yapay zeka teknolojilerinin zayıf olduğu konulardan bir tanesi ön yargı ve human touch denen başlık. Yani siz algoritmaları öyle bir yazmalısınız ki o human touch ve yani hem human touch olmalı hem de ön yargılardan sıyrılmalı. Mevcut durumda bu karar verme modelleriyle ilgili bir konu, yani bu sezgisellik meselesi, yapay zekaya karar vermeyi öğretiyorsunuz ve karar verme modelleri artık sadece rasyonel modeller olmadığını biliyoruz. Yapay zekanın öğrenmesine ilişkin, yani buna ilişkin atılan adımlar var. Fakat sorun şu, yapay zeka yaratıcı zekaya henüz sahip olmadığı için dolayısıyla human touch'ın elde edilmesi ya da ön yargıdan sıyrılmış, özellikle sosyal kontekste kullanıldığında ön yargıdan sıyrılmış yapay zeka algoritmalarında daha istenen noktaya gelindiğini söylemek mümkün değil. Burada aslında sizin sorunuzu biraz önce ifade ettiğiniz bir hususla ilişkilendirerek cevabını noktalamak istiyorum. Yapay zeka teknolojileri askeri alanda silah sistemlerinde otomasyonu gerektiriyor. Şimdi otomasyonlar örneğin hedefleme, targeting. Yapay zeka yanlış bir targeting yapıp sivilleri vurduğu zaman ortada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Kim alacak sorumluluğu? Algoritmayı yapan mı? Yapay zekayı harekatta kullanan mı? Kim? Yani dolayısıyla henüz bu sorun çözülmediği için aslında bir nevi burada tamamen yapay zekanın zekaya devredilmiş olan o human touch'ın olmadığı sistemlere biz taktik ya da operasyonel seviyede işlerin devredilemediğini görüyoruz. Çünkü yapay zeka sistemleri henüz buna ilişkin olarak bir ayrım yapamıyor. Orada hala insan faktörü çok önemli. Zaten yapay zeka ilişkin tartışmalardan biri de bu. Karar verme süreçlerinde eğer insanı tamamen dışarıda bırakıp bütün süreçleri, yani datayı toplama, datayı temizleme, datayı cloud teknolojisiyle collect etme, store etme, buna göre modelleme yapma ve karar verme dediğimiz süreçlerin tamamını yapay zekayı bıraktığımızda o zaman zaten biz human touch meselesini çözmüşüz demektir. Teşekkür ederim. Evet, teşekkürler Kıvılcım Hocam. Ece Hocam buyurun. Merhabalar komutanım. Ben de tabii ki Kıvılcım Hocam'la bütün bu gelişmeler kapsamında aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü yapay zekanın en büyük eksikliği bu. Ama şöyle bir durum var. Aslında bunun sezgisel anlamda yapay zekanın gelişmesi ya da yapay zekanın kullanılması bir yarar mı? Yoksa insanın bu yetiyi kullanarak karar vermesi mi daha doğru olur? Bence bunun da hani evet yapay zekanın bu anlamda geliştirilmesi önemli. Bu bir eksik. Fakat bunun tamamen yapay zekaya devredilmesi ve bırakılması da ne kadar doğru, nasıl sonuçlar doğurabilir? Bunun da tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu anlamda geliştirmeler yapılmalı ama yine de bu karar verme ve bunu uygulamada işte demin Kıvılcım Hocam'ın örnek verdiği gibi yanlış bir yer vurulursa, hedeflenirse ve vurulursa bunun sorumluluğunu alacak kim? Bunun bu yanlışlıkların yapılmaması ve zararın en aza indirilmesi için de sanırım çok dikkatli çalışılması gereken ve insan sezgisinin daha çok ön planda olması gereken bir konu. Yani yine insan yönlendirilmesiyle yapılması sanki daha bana en azından şu anki durumda daha doğru sonuçlar verecekmiş gibi görülüyor. Çünkü bir bilgiyi verip ya da sezgiyi nasıl kullanacağını siz öğretiyorsunuz ve bir bilgi paylaşıyorsunuz. Maalesef o bilgi de sizin paylaştığınız ya da sizin makine önce sizden aldıklarıyla daha sonrasında o bilgiyi üretmeye, yönetmeye, kullanmaya ve karar vermeye başlıyor. Dolayısıyla hangi bilgiyi ne şekilde öğrettiğiniz de çok önemli. Burada da bir takım maalesef problemler ve krizler ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. O yüzden de daha fazla üstünde çalışılması gereken bir durum.
Teşekkür. Evet, teşekkürler Ece Hocam. Rüveyda Varan el kaldırıyor. Ona söz verelim. Son sorumuz olsun ve vaktimizi açtık biraz. Tekrardan herkesten özür diliyor. Ama bir yandan da teşekkür ediyoruz bekledikleri için. Rüveyda buyur, söz senin. Teşekkür ederim öncelikle. Ben de çok uzatmadan hemen kısa bir soru sorup bitireceğim. Ben derneğimizin araştırmacısıyım. Aynı zamanda 3. sınıf hukuk öğrencisiyim. Herkese teşekkür ederim sunumları için. Tekrar da düşmek istemiyorum ama hazır savaş robot demişken ben de katil robotlara dair bir soru sormak istiyorum. En son yanlış hatırlamıyorsam 2019'da Avrupa Parlamentosu'nda katil robotları yasaklayan tasarı kabul edilmişti. Ama Birleşmiş Milletler'de henüz bir anlaşmaya varılmış değil. Biliyorsunuz ki her ülke Avrupa Parlamentosu'na üye değil doğal olarak. Bu yüzden daha geniş bir kitleye hitap eden Birleşmiş Milletler'de de bir ortak yol bulunmadı. Sizce bu robotla, hani yapay zeka denince akıllı robot geldiği için de bu soruyu soruyorum aynı zamanda. Sizce hani ülkeler arasındaki dengeyi bozmadan bu konu hakkında nasıl bir ortak yola başvurulabilir? Nasıl bir çözüm bulunabilir? İkinizden de kısa bir cevap alsam çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Teşekkürler Rüveyda. Yine önce Kıvılcım Hocam, ardından Ece Hocam'a söz verip tamamlayalım. Buyurun Kıvılcım Hocam. Operasyon sahasında robot kullanılması aslında oldukça eski bir konu. Fakat yapay zeka teknolojileriyle beraber askerlerin güvenliğini sağlamak amacıyla operasyon sahasında aktif olarak robotların kullanılması meselesi gittikçe ön plana çıkıyor. Fakat orada tabii şöyle bir takım paradokslar var. Biraz önce aslında bahsettiğimiz konuyla alakalı, yani human touch yok. Dolayısıyla özellikle targeting ya da otomasyon meselesinde bunlar hala mevcut durumda insan kontrolüne ve insanlar tarafından alınan karar verme mekanizmalarıyla hareket etmeye muhtaç. Ve o noktada da aslında operasyon sahasında böyle robotları henüz yapay zeka teknolojisi o güveni vermediği için kullanmanın etik olmadığına yönelik tartışmalar var. Nitekim Birleşmiş Milletler bu tartışmaları zaten gündeminde tutuyor. Ama Birleşmiş Milletler aynı zamanda şunu da tutuyor. Yani operasyon sahasında robotları kullanalım ama bunu niçin kullanalım? Örneğin barış operasyonlarında yapay zeka kullanılmasına ilişkin bir küçük bir bilgi vermiştim. Hani buna ilişkin çalışmalar var. Amaç orada nedir? İnsani güvenliği desteklemek ya da birliklerin bir şekilde lojistik ihtiyaçlarını desteklemek yönünde olsun. Yani bunların targeting yapması ya da muharebe sahasında aktif angajmana girmesi henüz aşılamayan bazı teknik problemlerden ötürü zaten doğru bulunmuyor. Bu konuda da uluslararası bir farkındalık yaratacak olan yapay zeka ile ilgili etik çalışmalarıyla zaten uluslararası bir sözleşme hazırlığında olan yine Birleşmiş Milletler. Avrupa Birliği zaten buna ilişkin bir takım aksiyonlar alıyor. Ama burada mesele şu, bir aslında en başta konuştuğumuz yapay zekaya ilişkin olarak doğru algılama insanların zihinlerinde yerleşirse yapay zekanın hem mükemmel olmadığını, hem kusurları olabileceğini, hem yaratacağı dönüşümle beraber bizleri hazırlıksız yakalayabileceğini, hem de onu doğru kullanmanın fayda sağlayabileceğini ve angajmanın aslında buna yönelik olması gerektiğine ilişkin olarak haritamızı da çizmiş oluruz diye değerlendiriyorum. Teşekkür ediyorum. Kıvılcım Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Son sorumuza, son sözü Ece Hocam'a veriyor ve tamamlıyoruz. Buyurun hocam. Ben de çok kısaca cevap vereyim Rüveyda. Özellikle bu katil robotların yasaklanmasıyla ya da hani katil robotların kullanılmamasıyla alakalı olarak Elon Musk da dahil olmak üzere 100 önemli robot ve yapay zeka girişimcisi de bu konuda açıklama yaptılar. Bunun nedeni ne? Çünkü yapay zekanın hani insani güvenlikte kullanılması, barış sürecinde kullanılması vesaire, bunların zararları değil yararlarını görebileceğimiz konular. Ancak tam olarak hakim olmadığımız ve kontrol edemediğimiz ve gelişimini belki de bir süre sonra bizi geçebilecek şekilde ya da silahlı mesela örgütlerin, bunların hani bunları üretebiliriz ama bunlar daha sonrasında terör örgütlerinin ya da silahlı grupların eline geçerse ne olacak? Yani bunun güvenliği sağlanıyor mu? Aslında yapay zekanın gelişmesiyle birlikte yapay zekanın kullanım güvenliğinin de sağlanması çok önemli. Çünkü hem yazılımlar hem de bu konuyla alakalı bütün gelişmeler elden ele çok rahat gelişebiliyor, değişebiliyor. Bugün baktığınız zaman atılan füzeden füze yapan insanlar bir süre sonra
yakaladıkları ya da işte gördükleri robottan da kendi robotlarını üretmeye başlayacaklar. Yani bu teknolojinin parçalarını elde edenler daha sonrasında bu teknolojiyi üretmek için kullanacaklar. O yüzden de bu katil robotların özellikle yasaklanması ile ilgili olan karar, bu gücün kimler tarafından ve nasıl kullanılacağının da şu anda tam olarak bir güvence altına alınmamasından kaynaklanabilir. O yüzden yine son kararın, demin söylediğimi tekrar edeceğim, bu teknolojinin kullanılması çok önemli. Ancak bu teknolojide özellikle savaş içerisinde hedefleme ve son bir karar verip yok etme müdahalede bulunma söz konusuysa, burada şu anda o kararı verebilecek mekanizmanın insan olması sanırım en doğru olanı gibi görülüyor. Özellikle katil robotların engellenmesiyle, yasaklanmasıyla alakalı olarak da en azından şu anda bulunduğumuz durum için alınacak olan kararın arkasında da sanırım bu endişeler yatıyor diye düşünüyorum. Ama gelecekte bütün teknoloji geliştikçe, her şey güvence altına alındıkça, tabii ki yapay zekanın doğru anlamda kullanılması bütün dünya için artı bir değer yaratacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim ikinize de. Sağ olun. Evet Ece Hocam, size de çok teşekkür ederiz. Soru kısmımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi her programın ardından, Tomorrow Meetings programının ardından geleneksel olarak biz burada mevcut katılımcılarımız da müsaitse eğer, kameralarını açarlarsa uygun olanlar, bir aile fotoğrafı çekmek istiyoruz. Geleneksel olarak her programın ardından bir fotoğraf alıyoruz. Müsait olanlar açarsa bir 10 saniye kadar bekleyeyim. Fotoğraf çekilelim. Ardından kıymetli başkanımız Zafer Küçükşabanoğlu kısaca kapanışı yapsın ve hepinize güzel bir pazar akşamı dilemiş olalım. Evet, şimdi 3'ten geriye sayacağım ben. Ona göre alacağım görüntüyü. Evet, 3, 2, 1. Bir tane daha alacağım müsaadenizle. Yine sayıyorum. 3, 2, 1. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Kapanışı yapmak üzere sözü Sayın Başkanımıza veriyorum. Buyurun Başkanım. Çok teşekkürler sevgili Gökhan. Öncelikle Kıvılcım Hocam ve Ece Hocama çok teşekkür ediyorum. Ben yaklaşık 1,5 sayfa not aldım, çok yararlandım. Umarım her katılan da yararlanmıştır diye düşünüyorum. Benim 20 yıllık dostum sevgili Gökhan arkadaşımıza da, Gökhan Amerika'da Johns Hopkins Üniversitesi Güvenlik Master'ı yaptığı için moderatörlüğü kendisine verdik. Bu harika sunum için de kendisine de teşekkür ediyorum. Tabii bugün biraz süremizi aştık. Niye aştık? Çünkü biz bildiklerimiz değil, bilmediklerimizin peşinden gidiyoruz. Bilmediklerimizin peşinden giderken de daha fazla öğrenmek istiyoruz. Süreyi bazen aşabiliyoruz. Biz biliyorsunuz etkinliklerimizi kontenjanla yapıyoruz. 50 artı 10 kontenjanla. Bugün çok güzel bir katılımla başladık ve 2 saati geçmemize rağmen hala da ciddi bir katılım var. Tekrar teşekkür ediyoruz sizlere. Biz AYPA olarak tabii 3,5 aylık bir yapıyız. Bu 5. etkinliğimiz. İlk hafta yapay zekaya kısa bir giriş yaptık. 2. hafta e-ticaret ağırlıklı konuştuk. 3. hafta girişimciliği konuştuk. 4. hafta eğitimi konuştuk. Bugün güvenlik ve dış politikayı konuştuk. Biz geçmişi değil, geleceği konuşmaya, bildiklerimiz değil, bilmediklerimizden peşinden gitmeye devam edeceğiz. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var olun. Önümüzdeki hafta araştırma raporunu da sizlerle paylaşacağız. Onun heyecanını yaşıyoruz. Diğer etkinliklerde tekrar görüşmek üzere diyorum. Hepinize keyifli, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir pazar günü diliyorum. Sağ olun geldiğiniz için. Allah'a ısmarladık.